bugün aslen Erzincanlı yarışmacımız Meltem'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Ne güzel bir çift var karşımda. Çok teşekkür ederiz. Haftanın ilk yarışmacısı... Benim. Sevgili Meltem. Evet. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler Gürbüz. Beni böyle el ele karşıladığınıza göre muhtemelen yeni evlisiniz. Evet. Kaç ay oldu? 1,5 sene. Evet. Çocuk var mı? Evet. 4 aylık. Oy 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 oy. Çiçeği burnunda anne. Evet. Bebişin adı ne? Deniz Asel. Demek 1,5 yıllık evlisiniz. Hangi ay? Temmuz. Hangi gün? 17. 3 Eylül. Eyvah. Aşkım evlendiğimiz gün. Ben direkt kızın doğum tarihine ilerledim. Kıvırma şimdi Oğuzcan. Resmen şu anda evlendiğimiz günü unuttun yani. Kızı söyledim. Yani direkt ben yokum evet. Şu an herkes anladı. Kız doğunca sonra silmiş galiba. Galiba öyle olmuş şu an Pabucu anladım. Pabucu dama atılı gibi. Evlendikten sonra değişti mi? Bir tık değişti. Aslında daha ilgili bir adam oldu. Nasıl yani? Daha ilgili bir adam oldu. Daha sorumluluk sahibi bir adam oldu. Önceden değil miydi? Biraz işle ilgileniyordum evet. O yüzden. Oğuzcan niye daha önce eşinle ilgilenmiyordun bakayım? Biraz görev değişiklikleri olmuştu. Terfi aldıktan sonra biraz işlerle ilgilenmem gerekiyordu. Ondan sonrasında ona geri döndüm. Ne iş yapıyorsun bu arada? 4 yıldızlı otelde genel müdürlük yapıyorum. Vay müdürüm. Saygılar. Meltem'cim sen neler yapıyorsun? Ben şu anda sadece evde bebek bakıyorum. Bebeğime bakıyorum. Lisede aşçılık okudum. Bir daha söyle bakayım. Bir daha söylemeli miyim acaba? Lisede aşçılık okudum. Ama şu an yapmıyorsun herhalde. Yapmıyorum. Aşçılık zor değil mi? Aslında çok zor. Yani meslek olarak yapabileceğime tam emin olamadım. Yani bu işte kendimi geliştirmek isterdim ama meslek olarak değil, hobi olarak devam ettim. Kendi evimde yapıyorum. Farklı şeyler deniyorum. Güzel yemek yapıyor mu? Harika yemek yapıyor. Pek de kilo almamışsın. Ya ben kilo almama çok gerek yok ama lezzetleri çok harika. Tam yerindedir. Meltem'cim nereliydin? Erzincanlıyım. Neden yarışmaya katıldın bakayım? Aslında çok katılmak istiyordum ama cesaretlenememiştim. Bir akşam sürekli eşim bana zaten yemeklerim çok güzel olduğunu söylüyordu. Ben yapabilirim dedim. O da onayladı. Bence katılmalısın dedi. Bu şekilde başvurdum. Ya müdürüm, eşin kendisine gelecek eleştirileri kaldırabilir mi? Ne dersin? Bence kesinlikle eleştiriler konusunda biraz şüpheliyim aslında. Eyvah! Sana güvenim sonsuz. Yemeklerinde harikalar yaratacağına eminim. Eleştiriler konusunda biraz emin değilim. Kendini savunamaz mı yani? Bence fazlasıyla savunabilir. Fazla savunacağımdan korkuyor. Nasıl bir karakterin var? Biraz baskın bir karakterim var. Haksızlığa gelemem. Yemeğime güveniyorum, menüme güveniyorum, kendime güveniyorum. Kimse haksız yorum yapamaz. Altında kalmam. Ya yaparlarsa? Altında kalmam. Hakkını veririm yani. Peki takıntıların var mı? Simetri takıntılığım var. Masa düzenine çok dikkat ederim. Bugün dikkat edeceğim gibi diğer günlerdeki yarışmacıların masalarına da çok dikkat edeceğim. Biliyorsun şunu yemem bunu yemem diyenler de oluyor. Yani buldukları yiyecekler diyeyim. Benim masamdalar tercih yapamazlar. Senin öyle bir sıkıntın yok ama değil mi? Var. Nasıl yani? Zeytinden nefret ederim. Zeytin tabağına dahi dokunamam. Hayatta yemem. Ben de şimdi zeytin yiyeceğim. Yiyecektim vallahi. Sakın yeme karşımda gülmesin. Yalnız zeytinle ilgili ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Zeytine maalesef karşı maalesef kahvaltılarda da işimi veremiyorum. Tabağa koyamıyorum. Bu arada kötü bir haberim var. Bu haftaki yarışmacılardan biri zeytinli salata yapacakmış. Gerçekten mi? Bilerek yapmamız. Hayır. Yahu yarışmacımız Ege'li. Ben ne yapayım? Ege'li bir her şey zeytin yapmamak zorunda mı? Üstelik bol zeytinli bir salataymış. Gerçekten mi Gürbüz? Alerjin falan yok değil mi? Alerjim yok. Ama bence o vardır da. Araştırabilirim. Meltem'cim iddialı mısın? Çok iddialıyım. Hem aşçıyım hem ev hanımıyım. Ben bu işi başaracağım. Eşin başaracak mı? Kesinlikle başaracak. Haftanın birincisi diyebiliriz şimdi de. O zaman hadi bana menünü say lütfen. Mis gibi bir yaz tarhanası. Ara sıcakta fellah köfte yapacağım. Fellah köfte ha? Ana yemek etli sultan kebabı, yanında şehriye pilavı. Salat olarak nar mezesi tercih ettim. Ve şahane bir lokmalık tiramisu. Meltem'e kocaman bir alkış. Bravo. O zaman artık markete gidelim mi? Gidelim Gürbüz. Eşine şans dile çünkü biz markete gidiyoruz. Bol şanslar. Birinci olduğunu biliyorum şimdiden ama seni burada bekliyorum. Hadi fırla fırla. Koş Meltem koş. Bence hiç hayal kurmasın.
stresinde. O zaman buraya gelirken bizim de aynı iddiada olmamız gerekiyor. Ama ilk girişte çok daha iddialı, çok daha ses getiren şey olmasını beklerdim, bir şey olmasını beklerdim. Ve marketteyiz. Önce manavla mı başlıyoruz? Evet, önce manavla başlıyorum. Alacaklığımı göremiyorum bir anda. Ne lazım? Kuru soğan alacağım. Ahmet abi yardımına yetişti zaten. Merhaba, merhaba Ahmet Bey. Şuradan soğan kuru soğanlarımı alayım. Ne evet. Dedin? Ahmet abinin yardımıyla eksiklerini tamamlamaya başlıyor yarışmacımız. Ahmet abicim, yarışmacımıza evlilikle ilgili ne tavsiye edersin? Önemli olan birbirlerine sadık kalmak. Bir. Yalan söylememek. Saygı, sevgi olduktan sonra iş yürür. Yoksa araya şey girdi mi biter. Bu arada bilezikleri de harcamışsınız, hemen bakıyorum. Bir tanecik kalmış. Kız, yoksa ev mi aldınız o parayla? Duruyor aslında. Sadece bunları takmak istedi. Ahmet abi, bu arada kızımız lisede aşçılık okumuş. Ciddi mi? Evet. Evet. Ben de ufak kızda bayağı hevesli de yani. Şey, biraz büyüsün de olmasa şey derim yani, gönderirim. Ama aşçılık zor diyor. Zor mu? Çok zor. Ama severek yaptığım insan başarılı olur. Sevmeden olmaz değil mi? Tabii, severek yapacaksın. Yani ben sonradan sevdim galiba. Şu an yapmak istemiyor musun? Hayır, evde mecburen zaten yemek yapıyorum. O zaman niye katıldınız yarışmaya? Yani bu farklı bir kaba. Ahmet Bey. Yemeği zaten evde yapıyorum. Bir de ekstra bir meslek olarak. Burada da yapınca en azından... Yarışmacı arkadaşlarınla kendini kıyaslarsın, hangisi daha başarılı olur? Yalnız kalemin de çok şıkmış. Kızımın kalemi bu. Süre geçiyor, hadi devam edelim. Patatesini de alıyor hemen yarışmacımız. Bu arada rakiplerinden biri Erzurumlu. Üstelik kasap. Ay, hem de mangalcı. Mangal dükkanı var. O zaman bir güzel mangal bekliyoruz yani. Sanırım burada benim işim bitti. Haydi başarılı. Teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Hazırcı yarışmacının bu yarışmada hiçbir şekilde işi yok. Bu arada rakiplerinden biri de Fethiye'di. Kendisi yaşlı bakım hemşiresiymiş. Ya çok tatlı. Umarım kendisi o kadar tatlıdır. Yemekleri mi yoksa kendi mi tatlıdır? Yani umarım o kadar tatlıdır kendisi de. Benim daha iddialı ve ben de evimin lezzetine de gayet iyi güveniyorum. Ben de bekar yaşayan bir insanım. Ama bu zamana kadar yaptığım yemekler yani bugünkü menünün bile 10 katı. Bir de spor eğitmenimiz Uğur var. Wow. Kendisi Çankırılı. Acaba menüsü nasıl olacak merak ettim. Acaba diyet menüsü hazırlar mı, ne dersin? Hiç sevmem. Arkadaş da hevesli. Herkes yemek yapmayı seviyor. Yeni belki de bu mutfak işlerine girmiştir. Bu da onun için bir sınav diyelim. Dilan Hanım da Yozgatlı. Kendisi fitness eğitmeni. Ay, üstelik vücut geliştirme şampiyonu. Wow. Bir de bir sürü madalyası varmış. Nasıl bir menü yapacak acaba? Risk almayayım, lezzetli bir şey koyayım. Yani çok da böyle sonuçta televizyon programı, aman yani düşmeyelim de deyip böyle bir menü ortaya koymuş. Öyle düşünüyorum. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bir kilo kuş bir şey alayım. Tamam, dana. Evet, dana. Ay. Sen doğramayacak mısın? Ben doğramayacağım. Hüseyin ustam, iş yine sana kaldı. Vallahi bu masada olay olur, ben sana söyleyeyim. Yani bütün yemeklerim çok uğraştırıcı olduğu için ekstra etle uğraşmak istemiyorum aslında. Zaten onu marine edeceğim yani. Kremasını ve süzme yoğurdunu da alan yarışmacımız baharatlarını da arabasına atıyor hemen. Ay, yalnız unuttuğun şeyler var. Ne unuttum? Etini almadın. Etimi alacağım hemen. Yalnız unuttuğun bir şey daha var. Etin? Ve son bir dakika. Pudra şeker almam gerek. Eyvah. Pudra şekeri de tamam. Son 10 saniye. Hadi doğru kasaya. Eyvah. Son 3, 2, 1. Meltemciğim, diğerlerini alamazsın. Gerçekten mi? 10 saniyen daha varmış. Hadi çabuk çabuk. Gürbüz. Son 8, 7. Yahu hepsini birden at kasaya. Son 2, 1. Üzgünüm. Ama onları alamazsın. Gerçekten mi Gürbüz? 10 saniyen daha varmış. Gürbüz, beni oyalıyorsun şu anda. Ya şaka yapıyorum Meltemciğim. Daha 3 dakikam var. Ya boşuna beni panik ettirdin yani. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar? 2542. Tamam, şöyle benim 42 TL Gürbüz'den olabilir bence. İyi, hadi o da benden olsun. Tamamdır, çok teşekkür ederim Gürbüz. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Çok yoruldum. Her şeyi aldın mı? Unuttuğun bir şey var mı? Her şeyi aldım aşkım. Her şeyi hallettim. Sen Gürbüz'e bunları hazırla, ben hemen gidip geliyorum. Tamam.
Bence bu menüyü hazırlayan kişi aşçı kesinlikle olduğunu düşünmüyorum. Normal çalışan, bekar hayatı süren, öğrenci ya da öğrencilikten yeni çıkmış bir insan olarak düşünüyorum. Yine yardım ediyor musun? Kesinlikle ederim. Baş vakitte bulduğumuz zaman. Mesela bulaşıkları yıkıyor musun? Bulaşıkları makineye atıyoruz. Peki nevresimleri kim değiştiriyor? Onu beraber yapıyoruz. Biraz yorucu oluyor. Ütü yapıyor musun? Ütü yaparım. Vay! Gerçekten yapıyor musun? Yaparım evet. Ben geldim. Hoş geldin. Sevgili eşim, evdeki bütün işleri Meltem yapacak. Ben zaten çalışıyorum. Bana ne ev işinden dedi. Doğru demiş. Doğru, ben yapıyorum her şeyi. Nasıl ya? Sen mi yapıyorsun? Evet. Hiç paylaşımınız yok mu? Yok, var mı? Ama bana öyle demedi. Vallahi işten geliyorum, her işi bana kilitliyor dedi. Ütüyü, bulaşığı bana bırakıyor dedi. Doğru mu? Hayır. Geldiği zaman bebekle ilgileniyor. Bebeğin mamasını yediriyor. Kızıyla daha çok yani. Ay, kızı olunca seni unuttu mu yani? Sanki biraz doğru söylüyor, evet. Mesajları alıyorsun değil mi? Aldım, evet. Ama kız çocuğu da farklı oluyormuş diyorlar. Çok farklı, çok bambaşka bir duygu. Ya, bu arada tekrar tebrik ederim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hazır mısın? Hazırım Gürbüz. Bu arada önlüğün çok cici. Çok çiçek açtım şu an. Umarım mutfakta da çiçek açarım. Bu tezgahtakiler nedir? Bunlar benim notlarım, yemek tariflerim. Benim için önemli notlar. Önce neyle başlayacaksın? Öncelikle masamı kurmakla başlayabiliriz. O zaman hemen süreni başlatıyorum. 3, 2, 1, süren başladı. Koş hemen masanı hazırla. Dur örtüyü sermene yardım edeyim. Gençler, nasıl tanıştınız bakayım? Üniversitede tanıştık. Üniversite aşkı ha? İlk kim aşkını itiraf etti? Aslında kendisine ilk ben açıldım. Ama o beni arkadaş olarak gördü. İnanmıyorum. Neler duyuyorum Oğuzcuğum? Nasıl oldu anlatsana. Biz aynı üniversitedeydik. Kendisi benimle konuşmak istediğini söylemişti. Ben kadınım. Önce o açılsın demedin mi yani? Biz serviste, ya uzun bir süre serviste kalıyorduk. İl dışında okuyorduk. Serviste gidip geliyorduk. Bu süre zarfında da uyku isteğimiz çok oluyordu, çok erken kalktığımızdan dolayı. Kendisi de omzumda sürekli uyumayı seviyordu. Ben de bundan cesaret alarak ona açıldım. Peki bu aşk nasıl başladı anlatsana. Galiba dedim senden hoşlanıyorum. Sevgili olabilir miyiz dedim. Bir sabah servis arkasında yine omzumda uyumasından aldım cesarete dayanarak. Bu teklif karşısında şoke oldun mu? Kesinlikle şok oldum. İlk önce ne cevap vereceğimi bilemedim. Ama sonrasında da ilk kusura bakma ama biz arkadaşız diye cevap vermiştim. O bir manifesto olmuş galiba bizim için. Sonrasında zaman geçe geçe bir baktık birbirimizi evli bulduk. Vay! Meltemciğim seni reddedince ne yaptın? Bütün selamı sabaha kestim. Ona düşman oldum. Bildiğiniz nefret ettim yani. Onu gördüğüm zaman şey diyorum, Allah kahretsin. Oğuz'u gördüm ve günüm berbat geçecek falan. Sonra Oğuz da zaten benim o hareketlerimden çok sinirlendi. O da bana selam vermiyordu. Daha sonrasında o üniversiteyi bitirip dışarıda işe gitmeye başladı. Hemen geliyorum Gürbüz. Bu arada siz hangi bölümde okuyordunuz? Turizm otelcilik. İkiniz de aynı bölümdeydiniz yani. Bölümlerimiz farklıydı. Fakülte sadece aynıydı. Benim konaklama ve otel işletmeciliğiydi. Onun seyahat acentacılığı ve rehberlik üzereydi. Niye başta arkadaşız falan dedim bakayım? Ben biraz oralarda fazla yoğundum diyeyim. Aa, trafik yoğun mu yani? Meltemciğim sen bu yoğun trafiği biliyor muydun? Ben daha sonrasında şey yaptım, öğrendim. Yani neden olduğunu anladım açıkçası. Neden öyle davrandığını. Ama finale bakıyorum. Kocamlayım. Çift servis olarak yerleştirilen çatal kaşıkların ardından kumaş peçeteler ve servis peçeteleri de masadaki yerini alıyor hemen. Oğuzcum, annenin mi yoksa eşinin yemekleri mi daha güzel? Bu zor bir soru oldu gerçekten. Ama Meltem'in yemeklerine çok güveniyorum. Gerçekten çok güzel. Yalnız annem bunları duyacak biliyorsun. Duysun. Duyabiliriz. Yani kayınvalidem de çok beğeniyor yemeklerimi. Bu arada soyadınız neydi? Gürbüz. Bunu neden sordun biliyorsun? Çünkü... Aday sayılır. Kesinlikle. Bizim soy ismimiz de sizin isminiz. Bardaklar da hızla yerleştiriliyor masaya.
İyi, 15 dakikan geçti bile. Oğuzcuğum, eşin başarabilecek mi, ne dersin? Ben başaracağına eminim. Masası da güzel oldu. Biraz daha tabii ki özen verirse harika şeyler ortaya çıkacak. O zaman eşine şans dile, çünkü birazdan yemeklere başlayacağız. O zaman sana bol şans diliyorum. Görüşürüz. Seni seviyorum. Bay bay. Oğuzcuğum çok memnun oldum. Süren devam ediyor bu arada. Aa, okey. Oğuzcuğum yarışırız. Meltemciğim, biz de doğru mutfağa. Şimdi ilk olarak ne yapacaksın? Hemen etimi koymam gerekiyor Gürbüz. Ay, daha fellah köftenin bulgurunu da hazırlaman lazım. Öncelikle etimi koyacağım. Etim kendi suyunda pişerken... Etli sultan kebabı için kuşbaşı dana eti almıştık. Ya bazıları et yıkanmaz diyor. Sen yıkayacak mısın? Ben eti yıkıyorum. Et yıkanması gerekiyor bana göre. Neden? Çünkü ben kan tadını almak istemiyorum. Her ette, beyaz ette de yıkarım. Kırmızı ette de. Sadece kırmayı yıkamam. Etli sultan kebabı için yıkanan kuşbaşı dana eti tereyağıyla kavrulmaya başlıyor. Tan kebabının etini ocağa koyduk. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi et iç malzemelerini haşlayacağım. Sultan kebabının iç malzemeleri değil mi? Ay, dondurulmuş bezelye. Evet. Buna laf ederler mi acaba? Muhtemelen ne derler ama bezelyeyi tek tek çıkarmam mümkün değil. Zaten mevsimi geçti. Yani bunların hepsini yazın zaten buzdolaplarımıza koyuyorduk. O zaman ne? Yani yemeğin orijinalini yaptığım için malzemelerinin de orijinal olması gerekiyor. Etli sultan kebabı için yıkanan dondurulmuş bezelyeler haşlanmaya bırakılıyor. Bezelyelerle birlikte haşlanmaya bırakılıyor. Karı koca turizm ve otelcilik okudunuz. Yani aslında turizmi ben isteyerek seçmedim. Hayda! Sen de hiçbir şey isteyerek yapmamışsın. Nasıl oldu peki? Öğretmenimle karar verdik. İl dışına çıkmak istemiyordum. Rahatsızdım. Ailem... İstanbul'da mıydınız? İstanbul'daydık. Ailem de il dışına çıkmamı istemedi açıkçası. Bir de ben hiç evden uzak kalmadım. Onlar da etkisi vardı. Yani uzakta okuyamazdım. Servise gidip gelebileceğim bir yer seçtim. Koca Üniversitesi'nde de ben kodla yazıyorsunuz tercihlerde. Turizm bölümünün kodunu yazmışım. O şekilde gittim. Yani bayağı kuzularla, koyunlarla falan okuduk yani. Peki sen hangi bölümü yazmak istiyordun? Yani belki orada da şey yapsaydım, aşçılık bölümü vardı. Tekrar aşçılık seçebilirdim. Sen aşçılık seçmek isterken kodu yanlış yazdığın için turizm ve otelcilik mi okudun? Evet, bir yerde öyle oldu. Turizm otelciliği eşim okudu. Ben turizm ve seyahat hizmetlerini okudum. Aynı kampüsün içindeydik ama farklı derslerimiz vardı yani. Bazı ortak derslerimiz de oluyordu ama çok denk gelmiyorduk eşimle yani. Etli sultan kebabı için doğranan patatesler de ayrı bir tencerede haşlanmaya bırakılıyor. Sırada fellah köfte var. Duyduğuma göre Oğuz'la seni çok kıskananlar varmış. Yani neyi çekemiyorlar bilmiyorum ama Oğuz'a karşı öyle bir şeyleri vardı yani. Sürekli bir yazıyorlardı. Askerdeyken bile, askerde bendeydi telefonu. O dönemde de sürekli arıyordu arkadaşları falan. Ve herkese şey diyordum, ben eşiyim. İnanmıyorum. Seni. Oğuz en çok kimler arıyordu? Oğuz'un eski sevgilileri alıyordu tabii ki. Pardon, eski sevgilileri mi? Anlaşılan Oğuz okulun popüler çocuğuymuş. Biraz hızlı bir dönemi olmuş. Bak sen. Peki Oğuz'u hiç kıskanmıyor muydun? Çok kıskanıyordum. Zaten ben hiçbir arkadaşımla da konuşturmuyordum. Nasıl ya? Sürekli benimle olmasını istiyordum. Kendisi tam bir araba tutkunudur yani. Ama arabasını evlendirmek için sattırdım. Bu da bir başarı bence. Yok artık. Vallahi senden korkmaya başladım. Arabasını sattırdım gururla. Şimdi sultan kebabımın etini pişmeye koydum. Malzemelerini haşlıyorum. Fela köftesini ıslatacağım. Akabinde... Bu ince bulgur fellah köftesi için değil mi? Evet, fellah köftesi için. Onu ıslatacağım sıcak suyla. Lokmalık tiramisu için rondoda çekilerek un kıvamına getirilen kedi dili bisküvileri kaseye alınıyor. İnce bulgur sıcak suyla ıslatılıyor. Şimdi bunlar burada şişecek. İyi de tiramisu yarıda kaldı. Tiramisu yarıda kaldı abi. Tiramisu'nun devamını getiremiyorum. Hala ben şeydeyim yalnız. Bir şey değil ya... Lütfen şu internete tarifleri doğru yazın abi. Süt varsa krema nasıl oluyor? Kremasız, sütsüz tatlı nasıl oluyor mesela? Bunu biri açıklayabilir mi? Ya sen aşçı değil misin? Bunları senin biliyor olman lazım zaten.
Sen nerede aşçılık okudun acaba? İsmini söylemeyeyim. Ya tutturdun telefondan tarif bakacağım diye. İlla kopya mı çekeceksin yani? Evet. Beynim durdu şu anda. Hangisini nasıl yaptığımı kafam karıştı. Aa, kimmiş bakayım bu güzellik? O benim kızım. Ya çok tatlı maşallah. Anneciğim ya, inşallah bana şans getirir. Sabah çok gülüyordu. İnanıyordum ben onun bana şans getireceğine ama annesi çok heyecanlandı maalesef. Al bakalım telefonunu Meltemciğim. Ay, sen bu tiramisu'yu yapabilecek... Bazıları pastasını yapıyorlar bunun. Bazıları da bunun kedi dili yapıyorlar. Ben kedi diline asla kabul etmiyorum. Hazır çünkü o da hazır. Ya bu yarışmacımız gerçekten eğer benim tahmin ettiğim gibi ise bu gerçekten hazır yarışmacı olarak buraya gelmiştir. Yani ben buna puan vermem için bilmiyorum yani. Çok çok fırın ekmek yemesi gerekiyor. Bu arada 1 saat 50 dakikam var. İkinci kremayı da mı attın? İkinci kremayı da yapıyorum çünkü porsiyonlamadan dolayı şey yapıyorum. Ya bayağı kopya çekerek tatlı yapıyorsun şu an. Vallahi telefon olmasa tatlıyı yapamayacaktın herhalde. Şimdi buraya krema... Bir tane daha kremamız yok. Maalesef sadece 2 tane almıştın. Okey, ayırabiliriz. Ayırabiliriz biraz. Diğer kremayı nerede kullanacaktın? Diğer kremayı... Bir dakika. Ay, daha onu bile bilmiyorsun. Un kıvamındaki kedi dili bisküvileri ve granül kahvenin üzerine 2 kahve fincanı pudra şekeri ve 1 paket labne ekleniyor. Lokmalık tiramisu'nun hamuru için rondoda çekilerek un kıvamına getirilen kedi dilleri azar azar harca eklenerek yoğruluyor. Yolarım. Yolarım abi. Yolarım. Kimse benim kocama yazamaz. Benim kocam. Ben evlendim. Benim kocam. Annesi benim için doğurdu onu. Peki hani şu askerdeyken yazanlar hala yazmaya devam ediyor mu acaba? Onlar arkadaşlarına yazıyorlar. Onlardan haberdarım. Oğulcan ulaşamadığı için diğer arkadaşlarına yazıyorlar yani. Tatlının hamuruna un kıvamındaki kedi dilleri lokmalık tiramisuydu değil mi? Evet. Bu tarifi ilk defa görüyorum. Ben de ilk defa görüyorum Gürbüz. Şimdi ben bunları dinlendireceğim dolapta. Bunlar birazcık... tutacaklar yani. Daha sonrasında kakaoya bulayacağız. Kremayla üzerine bir krema yapacağız. Bunu tabakta üzerine dökeceğiz. Vay! Peki kaçar tane vereceksin? Dolduracağım hemen hepsini. Yani 5'er tane vermeyi düşünüyorum aslında. 4-5 tane. Bu arada Erzurumlu rakibin Yasin aşçıyım, şefim diye hava atan ama bir şeyden anlamayan insanlara gıcık oluyormuş. Buna ne diyorsun? Kendisi de umarım söylediklerin altını doldurur diyorum. Bu arada mutfak kontrolü de yapacakmış. Evet, bu konuda ben de yorum yapayım Gürbüz. Mutfağımız servis aşamasına gelmeden önce kontrol edebilirler. Ama ben mutfağa girdiğim an katiyen mutfağımı kontrol edemezler. Çünkü saç düşebilir servis esnasında. Bunları istemiyorum. Hiçbir şeyi hazırlamadan önce mutfağımı kontrol edip o şekilde başlayabilirim. Tamam. Şimdi lokmalık tiramisuları hazırladık. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi şuna kakaolarımı koyuyorum. Kakao bulayacağım. Nasıl yapacaksın? Anlat lütfen. Tiramisu'mu toplarıma bulayacağım. Daha sonra şey atacağım. Dolaba atacağım. Birer birer üstü kakao ile kaplanan lokmalık tiramisular buzdolabında dinlenmeye hazırlanıyor. Tiramisu yine tabii ki de kullanılması gereken malzemeleri kullanması lazım. Mascarpone vesaire bunları yani tekrardan ama tabii nasıl biçimlendireceğine bağlı bu. Normalık yoksa ufak ufak kesip bize o şekilde mi sunacak yoksa farklı bir sunum tarzı mı var detayını bilemiyorum. Ama tabii ki de herkesin bildiği gibi tiramisu yani olması gerektiği gibi olmalı. Evet, bunlar hazır artık Gürbüz. Hemen bununla bir karıştırıyoruz. İçine neler koyacaksın? Bunun içine irmik koyacağım. İrmiği getirdim. Başka? 2 su bardağı irmik koyacağım. Ölçü kabımı alabilir miyim? Ölçü bardağı değil mi? Evet, ölçü bardağı. İnce bulgurun üzerine ölçü bardağıyla ölçülen irmik ekleniyor. Soğan ve irmiğin üzerine 1 yumurta, 2 kaşık un, biber ve domates salçasıyla tuz eklenerek iyice yoğruluyor. Unu mu az geldi acaba? Bu arada bir açıklama gelmiş. Nedir? Fethiyeli rakibin Tursun. Demiş ki bu menü değil 75.000, 7,5 lira bile etmez demiş. Yani kendisinin de yarışacak. Öyle görelim. Ama bu nedense şekil almıyor. Biraz daha un alabilir miyim Gürbüz?
Üzerine biraz daha un eklenen fellah köftenin harcı sürenince azaldı. Fellah köfte hala hazır değil. Daha etli sultan kebabı birleşmedi. Tarhana ve şehriye pilavı ortada yok. Son 1 saat 10 dakika. Yetiştiremeyeceğim galiba. Ya bozma moralini. Başaracağına inanıyorum. Elde yuvarlanıp ortasına bastırılarak şekil verilen fellah köfteleri unlanan tepsiye konuyor. Sence bu köfteler tuttu mu? Tuttu. Gerçekten buna inanarak mı söylüyorsun? Evet, inanarak söylüyorum. Bravo! İşte bu. Sonuna kadar devam. Az önce moralin çok bozuktu ama şimdi toparlamaya başladın galiba. Yani şekil vermeye başladıkça biraz daha umudum yükseliyor. Çabuk demoralize oluyorsun galiba. Evet. Ceviz büyüklüğünde yuvarlanıp, ay bunlar çok büyük oldu sanki. Evet, biraz büyük yaptım. İstediğin gibi olmasa da kurtarmayı başardın galiba. Evet, en azından eksik menü çıkartmamaya çalışıyorum şu anda. Etli sultan kebabının kuşbaşı eti için 1 tane soğan doğranıyor. Havuç, bezelye ve patates zaten haşlandı değil mi? Evet. Ön bir haşlama yapmıştım ama şimdi bir de fırında pişecek bunlar. Aslında çok teknik gerektiren yemekler çünkü bir sürü aşamadan geçiyor. Haşlıyorsun, tekrar birleştiriyorsun ayrı ayrı. Bunların hepsini ayrı ayrı yapman gerekiyor. Yani hepsi bir arada güzel çıkmıyor yani. Pişmiyor en azından. Et çabuk pişerken sebzeleri çabuk pişmiyor mesela. O yüzden hepsini ayrı ayrı yapman gerekiyor. Evet. Soğanımızı da koyduk. Sırada ne var? Şimdi diğer sebzelerimi ekliyorum. Sultan kebabının etine eklenecek olan kapya biber küp şeklinde doğranıyor. Tarhana zaten kolay bir ürün, basit bir ürün. Yani belki kendini tanıtmak için gelmiştir arkadaş. Tabii 75 bin lira için yeterli bir çorba değil. Bu arada Uğur demiş ki, bence arkadaş kendini tanıtmak için gelmiş. Tarhana çorbası 75 bin lirayı kazanmak için yeterli değil demiş. Evet, tarhanayı hazır yapsaydım, yani yazdan yapmış olduğumuz tarhanayı kullansaydım çok haklı. Ama tarhanayı burada yapacağım ve tarhana çok meşakkatli bir çorba. Yani bir ezogenin çorbası gibi değil. Bütün malzemelerini koy kendi kendine pişsin olmuyor. Yani içine koyduğun baharatlar, koyduğun oran, yani her şey, yani biraz fazla koyarsan ekşi olur, biraz az koyarsan olmaz, tutmaz mesela. Şu an tarhanayı aslında evlerimizde hazır olarak yediğimiz, marketten aldığımız ya da annelerimizin yaptığı tarhanın tost halindeki tarhanayı ben şu anda kendim yapmaya çalışıyorum burada. Küp şeklinde doğranan yeşil biber de kapya biberle birlikte etin üzerine ekleniyor. Üzerine ayçiçek yağıyla önceden haşlanan bezelye, havuç ve patateslerde eklenen etler kavrulmaya devam ediyor. Şimdi neye geçtik? Şu anda çorbamı yapıyorum. Etim kavrulurken ben de çorbayı atacağım hemen. Yaz tarhanası için soğanın ardından kapya ve yeşil biberler de büyükçe doğranıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Çorbamız için altını açıyoruz. Yağımızı koyuyorum. Her yemekte olmazsa olmazım bir tereyağımı koyuyorum. Tereyağını çok mu kullanıyorsun? Çok. Yani benim evimde en çok kullandığım şey, çabuk biten şey tereyağıdır. Bir parça tereyağı da sıvı yağla eritiliyor. Sultan kebabının etine toz kırmızı biber, karabiber ve kekik ekleniyor. Yaz tarhanası için doğranan soğanlar sıvı yağ ve tereyağıyla kavruluyor. Biberleri de koyduk. Başka ne koyacaksın? Biberle ekliyoruz. Domatesi ekliyoruz. Hemen domatesi doğrayalım. Bir tane domates doğrayacağız. Büyükçe doğranan domates de çorbanın sebzelerine ekleniyor. Sarımsakların kabuğu soyuluyor. Hazır tarhanayı alıp yapacağını falan sanıyorlar herhalde değil mi? Ya muhtemelen, çünkü tarhana, ya hepimiz şöyle biliyoruz zaten tarhanayı. Tarhanayı anneannelerimiz, annelerimiz yazın yaparlar, kışın da bunu içeriz diye düşünüyoruz ama tarhana o anda da hazırlanabilir. Ya o tamamen aslında şeye bağlı yani, vaktine bağlı yani, yapmak istediğin duruma bağlı, zamanına bağlı. O yüzden ama ben burada hava itibariyle de ayrıca tattırmak istediğim için de böyle yapmak istedim. Bütün şekilde konan sarımsakların ardından 2 kaşık un ve biraz tuz çorbanın sebzelerine ekleniyor. Menüsüne baktığım zaman bu arkadaşın pek de böyle profesyonel birisi olduğunu düşünmüyorum. Menünün karbonhidrat, protein vesaire bu dengesi. Karbonhidrat ve protein dengesi uyumlu değil. Bence bu kişi yeni yeni mutfak işlerine girmiş biri demiş. Yani yeni girdiğim falan yok aslında. Ben bunu okulda da yapıyordum yemeklerden. Ama tabii ki mesleğimi devam ettirdim mi derseniz devam ettirmedim. Tabii ki kendisi aşçıysa eğer onun ortamı çok daha farklı. Çok daha şeyler yapıyordur yani.
Onunla ben kıyaslanamam tabii ki ama yani bence çok da kolay bir menü değil. Uğur sporcu bu arada. Yani sporcu menüsü mü çıkaracak? Biz sporcu muyuz? Yani o zaman ben de şey soruyorum yani ne yapacaksın? Yani yaptığın yemekler ne olacak? Yani bu yemeklere laf ediyorsa ne yiyor yani kendisi? Bir bardak süzme yoğurdun ardından bir kaşık salça da yaz tarhanasının kavrulan sebzelerine ekleniyor. Kuru nanenin ardından sebzelerin üzerine sıcak su konularak pişmeye bırakılıyor. Nihayet etli sultan kebabına başlıyoruz. Yalnız hazır yufkalar bir tuhaf sanki. Paketin üstünde ne yazıyordu? Böreklik yufka yazıyor üzerinde ama baklavalık yufkaya benziyor bu biraz. Aslında doğru yufkayı almışsın ama çok yapışmışlar. Yalnız yufka biraz kalın sanki. O yüzden ayrılıyor bu. Kaseye yerleştirilen yufkanın üzerine etli ve sebzeli harç yerleştiriliyor. Kenarlardan taşan yufkalarla etlerin üzeri kapatılıp kase ters çevrilerek tepsiye yerleştiriliyor. Şahsım olarak benim düşündüğüm bir iyi bir şef olarak ben bunu görmüyorum. Ev hanımıdır bence. Gelmiştir burada kendini reklamını yapmaya çalışıyor. Bu menüye baktığımda bu erkek menüsü değil kardeşim. Bu arada Yasin kazanmaya değil reklam yapmaya gelmiş demiş. Neyin reklamını yapmam gerekiyor? Neyin reklamını yapabilirim? Yani ben evde bebeğine bakan bir kadınım. Yemek yapmayı sevdiğim için katıldım. Ben bir sporcu değilim. Bana göre kendileri reklam yapmaya geldiler. Limon tuzu eklenen kaynayan suda fellah köfteleri pişmeye başlıyor. Beşamel sosla devam ediyorum. Çünkü benim yemeğimi bir an önce atmam gerekiyor. Beşamel sos için bolca tereyağı tencereye konuyor. Bu yemekler kaç puanı hak ediyor sence? Yani bence bu kadar emeğime en az 7-8 vermeleri gerekir yani. Hazır dedikleri tek şey yufkanın, yufkayı hazır kullandım. Bunda da bence bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Hazır diye bir şey olmaz yani. Sen biraz olaylara ümitsiz yaklaşan birisin galiba. Evet, şu anda daha da ümidimi kaybediyorum. Normal hayatında da hep böyle misin? Evet. İstediğim bir şey olmadığı zaman hoşuma gitmiyor. Yani şu anda da benim kontrolümün dışında gerçekleşti. İstediğim gibi olmadı, ilerlemedi yani. Bu yemeklerin denemesini daha önce yapmış mıydın? Yapmadım. Acaba yapsam burada işler farklı olur muydu? Yapmalıydım. Şu anda pişmanlığını çekiyorum yani yapmalıydım. Ben ilk defa yaptığım şeyleri çok güzel yaptığım için buna güvendim. Aslında çoğunu da izledim nasıl yapıldığını, ne yapmak gerektiğini falan ama... Keşke süre tutarak yapsaydın. Ama süre tutarak yapmadım. Şu anda... Oldukça pişmanım. Beşamel sos için kavrulan un ve tereyağına süt ekleniyor. Hazırlanan beşamel sosa tuz ve karabiber ilave ediliyor. Oldukça sıvı kıvamdaki beşamel sos etli sultan kebabının üzerine yerleştiriliyor. Kıyafetini eleştirirlerse sinirlenir misin? Yani kıyafetimin eleştirilmesini istemem. Tabii ki de çok sinirlenirim. Umarım o tarz saçma şeyler yapmazlar yani. Kimsenin kıyafeti hakkında yorum yapmam. Yorum yapılırsa da hoşuma gitmez. Ya bu beşamel biraz sulu oldu sanki. Bir tık sulu yaptım çünkü zaten kıvam alacak unlu bir şey olduğu için. Ve ana yemeğimiz etli sultan sarması nihayet fırında pişmeye başlıyor. Arpa şehriyeler tereyağıyla kavruluyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şu anda şehriye pilavımı yapıyorum. Kavrulan arpa şehriyelere sıvı yağ, tuz ve sıcak su eklenerek pişmeye bırakılıyor. Bence bu menüyü ne kadar savunursa savunsun benim karşımda sıfır. Menünün savunulacak bir tarafı yok. Gayet basit. Yani evde yarım saat içinde hazırlanabilecek bir menü. Eksik bir şey çıkarsa puan anlamında tolere etmeyi düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ben buraya tolere etmemeye geldim zaten. Yarışmaya geldim. Ben de aynı emekle, aynı zamanla mücadele edeceğim. O yüzden eksik bir şey olursa asla tolere etmeyi düşünmüyorum. Hem menü basit hem tolere edeceğim. O zaman neden buradayız? Bu nar mezesi nasıl bir şey çok merak ettim. Nar, mor lahana, ceviz ve süzme yoğurdun olduğu bir şey. Meze. Yani bunu tane olarak da alabilirdim ama burada yapmak istedim. Bence bunlar da önemli bir şey. Yani bunu ben yapabiliyorsam yemeklerimi hazırlama süresinde herkesten beklerim. Evet yufka hazır kullandım ama zaten bu yemeğin orijinalinde de ya kreple yapılıyor kebap ya da yufka ile yapılıyor. Evde yapan hiç görmedim. Peki neden kreple yapmadın demezler mi? Yani kreple de tercih edebilirdim ama yufka ile daha keyifli oluyor. Daha lezzetli olduğu için yufkayı denedim. Daha kolay olduğu için değil yani. Aslında baktığınızda
krep yapmak daha kolay. Krep yapmak daha mı kolay? Evet. Krebin de hazırı var. Yani sadece sütle birleştirip krep yapılan ürünler de var. Bunun da hazırı var. Tanelenen narların üzerine mor lahana rendeleniyor. Burada yarışmak göründüğü gibi kolay değilmiş değil mi? Hayır, kesinlikle görüldüğü gibi bir şey değil. Çok büyük konuşmamak gerekiyormuş. İddialı konuştuğun için pişman mısın yoksa? Çok büyük konuşmamak gerekiyormuş. Elde ufaltılan cevizler de nar ve mor lahananın üzerine eklenip süzme yoğurtla karıştırılıyor. Nar mezesi de nihayet hazır. Ve son 11 dakika. Duydun değil mi? Duydum Gülübüz. Ay, çok az zamanın kaldı. Ne hissediyorsun çok merak ediyorum. Çok hızlı olmam gerekiyor. Blender'la karıştırılarak sebzeleri iyice ezilen yaz tarhanası da nihayet hazır. Etli sultan kebabı için kaşar peyniri rendeleniyor. Valla mutfağa beni sokmak istemeyen insanı ben de kusura bakmasın. O zaman bu işin altına bir şey var. Ben de puan vermem. Bitti yani. Sen beni neden mutfağına sokmuyorsun? Ben misafir de olsam şöyle bir göz gezdiririm şöyle. Ben mutfağına gel de sana yardım edeyim demiyorum. Şöyle bir gezdiririm, göz gezdiririm. Mutfağına hijyenin, temizliğin nedir, ne değildir. Eline yüze bile bakarım ya insanın. Bu arada Yasin mutfağına sokmazsa kesin puan kırarım demiş. Yani kendisi de sokacak mı mutfağına? Tamam. Görmemizi isteyecek mi? Tamam, bu da hazır. Kaşar peyniri de tamam. Başka neyin kaldı? Şu anda sadece sosum kaldı. Hadi hemen hazırlayalım. Tellah köftenin sosu için rendelenen domatesler ocakta pişmeye başlıyor. İçine başka neler koyuyorsun? Domates salçası koyuyorum. Biraz yağ döküyorum. Yine biraz daha tuz dökeceğim. Tellah köftenin domates sosu pişmeye başlıyor. Pişen domates sosuyla haşlanmış bulgur köfteleri birleştiriliyor. Şimdi bunlar biraz bunda soslanacak. Aynen öyle. Pişerken mutfağını toparla istersen. Hemen toparlayalım. Bulaşıklar hızlıca makineye konulup tezgah toparlanarak siliniyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Meltem, merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Dışarısı kış, içerisi yaz evet, gibi. Evet, içerisi yaz gibi. Evet, evet. Buyurun. Merhabalar, merhabalar. Kış gelmedi, gelmedi. Sonunda çok hard bir giriş yaptı. Evet, merhaba ekip. Tekrardan Zuhal Topal'la emekteyiz'in naçizane ve güzide izleyicileri. Nasılsınız efendim? Umarım güzel bir hafta sonu yaşamışsınızdır. Ben deniz yorgun ama mutluyum. Dün sabaha karşı geldim yurt dışından fakat hazırım. Sen hazır mısın? Hazırım. Hadi gel o zaman mutfağa. Ufak bir mutfak sohbetiyle haftaya başlayalım. Gel Ali, yetiş bize. Evet sevgili Meltem, merhaba Ali'cim. Yeni haftamızın gıcır gıcır sıfır kilometre haftamızın yepyeni ilk yarışmacısı sevgili Meltem. Evet. Nereden geldin Meltem? Meltem rüzgarlarımı esecek bugün masada. İnşallah Meltem rüzgarları mutfakta esti zorlama. Esti mi? Umarım masada da estireceğim. Gürleyip kükremişindir inşallah. Fırtınalar koparmışındır inşallah mutfakta. Değil mi? Kopardığımı düşünüyorum. Nerelisin Meltem? Ben Erzincanlıyım. Ay Erzincan'a gel yanıma bir kucak dolusu. Sevgiler, selamlar. İstanbul'da evet. Yaşıyorsun. Evet, İstanbul'da. Neresinde? İstanbul'da. Kartal'da ben doğdum, büyüdüm. Kartal'da doğdum. Evet. Kartal. Hangi takım tutuyorsun? Kara Kartal'da. Ay Fenerbahçeliyim. olur. Kardeş takım severiz. Peki ne yapıyorsun Meltem? Nasıl geçiyor hayatın? Şu anda bebek bakıyorum Zuhal'ım. 4 aylık bir bebeğim var. Maşallah. Allah analı babalı büyütsün. Şansı bahtı açık. Yeni anne mi oldun evet, yoksa ikinci, üçüncü çocuk? Çok yeni anneyim. İlk kez evlat evet. sahibi oluyorsun. Allah evet. hep mutlu günlerini yaşatsın size inşallah. Ne kadar evlisin? 1,5 senedir de evliyim. Hemen yapayım bir çocuk çıksın aradan. Güle güle bir kızım mı oldu oğlum mu? Kızım. Ay adı ne? Deniz Asel. Ay Deniz Asel. Şansıyla bahtıyla biz. Onun şansı için mi katıldın? Onun şansı için katıldım. Oy nerede o? Nerede o? Şu anda evde. Anneciğim beni bıraktı da 4 aylıktan yarışmalarıma katıl. Hemen Meltem'in menüsüne de bakalım. Yaz tarhanası. Evet. Yaz tarhanası. Evet. Kar yağmış biliyorsun değil mi geçen gün? Yani şöyle adı yaz tarhanası ama bildiğimiz bir tarhana sadece hepsini burada ben kendim yaptım. Hani bildiğimiz hazır bir tarhana değil. Ah burada yaptın. Burada yaptım. Tamam bakalım. Fellah köftemiz var ara yemek olarak. Etli sultan kebabını seçmişsin ana yemek olarak. Şehriye bile eşlik edecek kendilerine. Nar mezesi. Aa ilk kez yiyeceğiz ve lokmalık tiramisu. Evet. Aa o ne ola ki gel. Gel o ne ola ki lokmalık. Bizde öyle
lokmalık tiramisu, efendim porsiyonluk cheesecake falan çok laf ediyorlar. İnşallah senin... Ay ne güzelmiş babetlerin. Peki masana bakıyorum ve görüyorum ki senin dokunuşların var. Mumlar getirmişsin evet. Sanırım. Şu gıçcık saksıdaki. Canlı mı bu? Canlı. Aa ne güzel. Hah. Canlı. Ve geldi yarışmacılar. Hemen geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar Yasin Bey. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar Yasin. Doğan Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Bizler de iyiyiz. Nereden geliyorsun Yasin? Zuhal Hanım ben İstanbul'dan geliyorum. Ne güzel. Neresinden? İstanbul Beykoz'dan geliyorum. Ne güzel. Burada. Yani Tuzla'dan gelen olarak. Değil mi? Evet. Biraz zor oldu. Ne yapıyorsun Yasin'cim? Ne işle iştigal ediyorsun? Kendime ait bir işletmem var. Kasap ızgara tarzında. Kasap ızgara? Evet hem kasabım hem ızgaram. Hem satıyorsun hem pişiriyor musun? Hem çiğ satıyorum hem pişmiş satıyorum. Aa ne güzel evet. Çok güzel. Nerede yeriniz? Beykoz Orta Çeşme'de. Aman ne güzel işin evet. De burada ev de burada. Ev de burada. Çoluk çombak var mı? Çoluk çocuğum var. 4 tane çocuğum var. 4? Evliyim. Maşallah Allah bağışlasın. Ellerden öperler. Ay ne güzel. 3 kızım bir oğlum var. Allah bağışlasın. 3 kız bir oğlan maşallah. Hepimizinkini inşallah. Ne güzel yani diyebiliriz ki aslında sen kendini de pişiriyorsundur herhalde. Tabii hem zaten ben pişiriyorum müşteriye ben sunuyorum. Merhaba. Hoş geldiniz Uğur Bey. Buyurun. Gelenler Yasin Usta'nın köftesi meşhurmuş kesinlikle. İstiyoruz. Kesinlikle. Ben zaten orada büyük pankart asmışım. Yani pankart. Yasin Usta'nın elinden hiç mangal tattınız mı? Merhabalar. Hiç tattınız mı? Merhabalar. Uğur hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Gel bakalım nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Yasin'in şeyiniz etlerini konuşuyorduk da. Evet. Evet. Çünkü hem kasap kendisi hem çiğ hem pişmiş olarak bir işletmesi var satıyor. Evet. Sen ne iş yapıyorsun? Ben sporla uğraşıyorum. Belli omuzlardan. ondan dolayı böyle bir durum mutfakla ilgileniyorum. Personal trainer mısın yoksa? Evet öyle de denir. PT evet. Öğrencilerin mi var? Freelance misin? Belli bir yerde free takılıyorum. Daha çok. Takıl. O şekilde devam ediyor hayat yani. Evlere falan gidiyor musun? Yok hayır evlere falan gitmiyorum. Salonlar. Ben bildiğim kadarıyla çevremden de mesela spor salonlarında belli bir ücret karşılığı. Özel böyle antrenörler. Ben de gitmiştim daha önce evet. Öyle mi? Tabii ben spora gitmiştim daha önce. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun. Anım oldu sporla ilgili. Vücut geliştirme salonuna kendimi yazdırmıştım. O zaman da daha yeni esnaf olmuştuk. Aile şirketi biraderlerle çalışıyoruz. Şimdi yarım kalacak hikayen. Kalmasın. Devam ederiz. Tursun. Devam ederiz. Tursun mu? Merhaba Zahir Hanım. Evet Tursun ben. Hoş geldin. Hoş buldum. Tursun. İyiyim. Sen nasılsın tuhaf Tursun? Tuhaf biraz değil mi? Dursun muydu acaba? Hayır tabii ki de değildi. Değil miydi? Tursun. Ben de Dursun olarak bir anda yanlış okudum ben de. Ben de tanıştırayım evet. Yasin. Merhaba Yasin. Merhabalar. Uğur. Sağ olun. Merhaba. Uğur Bey size de merhabalar. Bu arada kusura bakmayın. Biraz geç oldu. Biraz muhabbete daldık, biraz kaynaştık yani. Evet, kaynaşalım, daha çok kaynaşalım. Kaynaşıyorduk o anda. Şimdi meseleye geliyor muyuz? Bir kaynak o, durumu var, evet. Ben, dur, bir gelmeyelim oraya, birazdan geleceğiz. Tamam, ay, çok şeker. Tursuncuğum, ismini bilerek mi koydular Tursun bilerek diye? Bilerek Tursun koydular. Tursun ne demek? İlk kez duyuyorum, Osmanlıca kusura bakma. Osmanlıca umut demek. Osmanlıca umut. Evet. Aa, yani çok bir güzel bir anlamı var aslında. Çok dalga güzel. Geçirmesinden de nefret ederim. Yasin Bey dalga geçti, gelir gelmez kaçmadı. Dalga yok, dalga geçmedi. Ben T'yi D gördüm bir anda. Aa. Kusura bakmayın yani. O zaman tekrar bir okuma yazma öğrenmeniz yok, gerekiyor. Yok yok, okuma yazma biliyoruz ki buradayız bugün. Bak hanımefendi lütfen. Evet, en çok haz etmediğim konulardan birisi. Yani hemen yok yok estağfurullah şimdi hemen bir başta kavga etmeyelim dur bir tanışalım. Ondan sonra daha ama çok ben tanışırken ismimle yanlış hitap ettiniz. Yok yok yani D harfi olarak gördüm bir anda yanlış anlamayın. Tamam yani. Artık Tursun dersiniz. Tamam özür dilerim tamam, şu anlaştık. Anda Tursun Hanım diyorum. Tamam teşekkür ederim. Bunu desek daha iyi olmaz mı? Tursun diyelim. Peki tamam efendim. Evet efendim. Tursuncuğum sen nereden geliyorsun? Ben İstanbul'da yaşıyorum, Ataşehir'de. Ataşehir'den geliyorsun. Evet. Nerelisin aslen? Fethiyeliyim. Ay ne güzel. Evet. Var mı orada yaşayan birileri akraba? Ailemin hepsi orada. Ben burada yalnız aman yaşıyorum. Aman ne şanslılar. Evet. Ne güzel Fethiye. Ah ah Fethiye. Gerçekten. Hoş geldiniz Dilan Hanım. Merhabalar, hoş buldum. Buyurun. İyiyim, sağ olun siz. Teşekkür ederim. Fethiye'den gelenler bile Bodrum'dan falan gelen olunca böyle bir iç çekiyorum. En büyük merhabalar hayalim gidip oralara bir iş yeri açmak Fethiye'den. Bismillahirrahmanirrahim.
Dilan hoş geldin. Şaka. Hoş buldum, teşekkür Dilan. Ederim. Dilan, gel Dilan, gel otur Dilan. Abi bir saniye, bir kameralar sığarsa kadraja çekebilir misiniz? Evet, Dilan, kadırlara sığmayan Dilan. Vücut şampiyonusun herhalde. Evet, evet. Eleyebilir miyim? Sağ Tohan'a bilir miyim? Ey maşallah, her yerinden kasmış kırıyı kadının. Oy, ne, gel yanıma gel. Ne bacaklar maşallah. Oy, kaslara bak, çöleliyorum ama. sevgili Dilan, Allah aşkına nereden geldin sen? Nasıl geldin? Böyle mi geldin? Üşümedin mi? Ama üşümezsin tabii. Gerçi üşürsün, hiç yağ yok çünkü vücudunda. Biz azıcık yağlılar bu kış aylarında iyi oluyor. Azıcık bizi ısıtıyor ağırlar ama sen üşümüyor musun? Üşümüyorum ya. Kaç yıllık vücutçusun? 15. 15, bravo. Var mı şampiyonlukların? Kesin artık vardır. Artık şampiyonluyum, evet. Ay, bir alkış istiyorum. Geldikler Ferhat, kusura bakma. Biraz şaşkınlığımızı anlarsın diye düşünüyorum. Sen gerçi alışkınsın da böyle tepkilere. Seni bir her gören böyle 15 yıllık vücut şampiyonu. Oy, çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Kaç yaşındasın? Yani yaşını sormayayım da. 32. 32 maaş. Evet. Nereden geldi bu böyle bu ilgi, bu alana, bu merak? Çok zayıftım Zuhal Hanım üniversiteye başlamadan, lise mezunu olduktan sonra. Evet. Böyle biraz daha kilo almak için başladım aslında. Babam yazdırmıştı hatta mahalledeki bir spor salonuna, evet. Sonra orada hani çok güçlü olduğumu falan fark ettiler. Benim babam da çok güçlüdür bu arada genetik olarak. Maşallah. Evet, vücut geliştirme aslında yatkınsın falan. Ben bu arada edebiyat öğretmeniyim aslında. Evet. Edebiyat öğretmeni. Evet. Çok evet, ilginç. Evet. Sonra Türkiye şampiyonu oldum. Milli sporcu oldum. Milli takıma gittim. Ülkemi bir sürü yerde temsil ettim. Bravo. Dereceler getirdim. Çok teşekkür iyi ederim. Uzun süre edebiyat öğretmeniyle birlikte yürüdüm. Güzel. Bütün öğretmenlerimize evet, saygılar, selamlar evet, bu arada. Selam olsun herkese. Çok yoruldum sonra, ikisi bir arada çok yordu. Sadece şu anda spor alanında devam ediyorum. Çok güzel. Vallahi tebrikler. Çok teşekkür. Takdir edersiniz ki tabii ki birazcık ilgimiz Dilan'a ya kaydı. Tabii ki takdir edeceğiz, takdir etmesine de. Yani bence yani bir ben böyle çok da böyle şey olmasın. Böyle niye korktun mu? Ya, ne bileyim korktun. Kadınlar da güçlü olabilir, neden olmasın? Yanlış anlam, biz hep böyle narin, böyle hep narin, zarif alışmışız ya. Yani Dilan Hanım'ı biraz görünce biraz korktum valla. Ben daha burada katılmıyorum. Ben de katılmıyorum. Bunu çok karşısında. Peki bu konuya bir gireceğiz tabii ki. Hatta hiç çıkamayacağız gibi bir şimdi ama tabii ki bugün Meltem'in yarışması. Bugün bu hafta. Ki yarışmacılarımız hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sevgilimiz ev programımızı. Güzel bir hafta olsun inşallah hepimiz için. Renkli bir hafta olacağı aşikar zaten, ona evet, şüphemiz yok. Fakat umarız tabii ki güzel yemekler ve peşi sıra güzel puanlar da gelsin. Kesinlikle. Diyelim her birimizden. Kesinlikle. Teker teker. Bir vücut geliştirme sporcusu olarak tam olarak beklediğim tepkileri aldım bu arada. Özellikle Yasin Bey'den işte kadın dediğim böyle olur, narin olur falan gibi tepkiler aldım. Hiç ciddiye almıyorum kesinlikle. Zaten benim bu normal hayatımda maruz kaldığım bir şey sürekli ve çok da güzel preslediğim bir şey. O yüzden hiç umurumda değil onun söyledikleri. Zaten kadınların nasıl olması, nasıl yaşaması, nasıl giyinmesi gerektiğini de artık bir zahmet erkekler karar vermesin yani. Dilan Hanım maşallah çok kaslı, bir bilek güreşi yapsak bizi devirir yani. Kaslarının gücünü yemek yaparken kullansın da görelim Dilan Hanım. Bugün Meltem'deyiz. Meltem'in masası bizden kullanmış tabak çalak evet, sanırım ama tabii ki kendi dokunuşlarını da göz ardı etmeyiniz. Hemen bir masasını değerlendirmek için siz bir gerekli kontrolünüzü, gözlemlerinizi yapın. Sonrasında konuşacağız tabii ki. Ya bence gayet sade, naif bir masa kurmuş kendisi. Naif, evet. Yani o şekilde tabii bazı detaylarına baktığım zaman evet, biraz ne fizikler, gördün, lekeler olabilir. Olabilir. Makul karşılayabiliriz onları. Yani durum bu şekilde. Yani masa düzenine baktığında evet, yani sıkıntı yok. Sade güzel bir masa yapmış. Kurmuş hanımefendi. Evet. Yani emeğine saygımız sonsuzdur. Ne güzel. Tabii yemekler bakalım ne kadar konuşacak. Tabii tabii. Yani, İlk olarak da evet, madem yemek konusuna girdik devam tabii edelim buradan. Evet devam. Hatta edelim. Başlayalım. Yaz tarhana. Eline sağlık. Bu arada izniniz varsa, müsaade varsa mutfağınıza bir göz atabilir miyim? Tabii ki. Ben hatta özellikle zaten söylemek istiyordum. Servis esnasında değil de servis öncesinde tabii, tabii, mutfağımı evet, kontrol edebilirim. Bir göz at, göz atmak sağlık isterim. Çünkü tabii göz at yaz. Yasin Bey, neden böyle bir şey yaptınız? Bu benim kendi büyük saçmalık gerçekten. Bence çok
büyük saçmalık. Saçmalık değil. Ben bir bayanın mutfağını göreceğim. Ona göre onun yemeğini... Bayanın derken... Bayanın alakası yok bu arada. Bu bayan erkeğin fark etmez. Kadın erkek fark etmez. Sen her yaşıcının mutfağına girmek istiyorsun. Hanımefendi benim bu prensibimdir. Ben mutfağa bakarım. Elime yüzüne bakarım. Ona göre yemeğini yerim. Bize annelerimiz küçükken kimsenin evine buzdolabı açılmaz diye öğretmediler mi? Göz ucumla da olsa hanımefendi... ben mutfağa böyle bir bakacağım. Ucundan açacak. Ben mutfağına gidip de dolabını açacak değilim. Ama göz ucumla da olsa ben... Bence çok Dilan'la takışma derim ben sana. Ya ben takışacağım. Yok. Şu anda ben böyle göz ucumla çok bakacağım. Çok yanlış birini seçtin takışmak için bence. Tabii izin verdiğine göre sıkıntı yok. Sen tamam, de bundan herhalde rahatsızlık duymuyorsun anladığım ben kadarıyla. Ben duymuyorum. Ben haklı buluyorum Yasin Bey'i. Bence gayet makul. Kendini uzatabilirsin bu arada. Ve ben peçete istemiyorum. Yani çok saçma buluyorum. Toz falan içine kaçabilir. Tamam. Tabağımı temizlerseniz ya daha sonrasında çorba bulurum. Yemeğin üstü niye açık? Ne diyorsun? Bu yemeğin üstü neden açık? Allah hangi aşkına. Hangi yemeği diyor? Bu yemeğin üstü açık mı olması gerekiyor? Bunun yani ben mutfağınızda hiç temiz hijyen görmedim. Bunu söyleyeyim. Ben burada belki... Mutfak hijyenine çok önem veririm. Tamam. Puan kırabilirim burada. Sadece oraya mı bakıyoruz? Neden kapağı yok bu yemeğin? Kapağını unutmuş olabilirim Yasin Bey. Unutamazsın. Yemeğin genel kapağı... olarak baktığınızda sadece o. Ya bir kere zaten o hayır efendim o yemeğin kapağı üzerine olacak. Hı-hı. O yemek mühürlenecek. O yemek daha lezzetli olacak. Belki mühürlemişimdir. Yemeden tadını yorumlamayalım. Siz nasıl bir şefsiniz yani? Ben şef olduğumu iddia etmedim. Bunu bilmeniz gerekiyor hanımefendi. Bu yemeğin kapağı üzerine olacak. Yasin Bey sakin olalım. Zaten biliyorum. Ya ben sakinim. Tadını yorumladıktan sonra demlenmediğini, pişmediğini bilemezsiniz. Tamam hanımefendi ben ona bir şey demiyorum. Hı hı. Bir şef olarak, bir dünya şefi olarak ben bu yemeklerin yapıldıktan sonra kapanıp o kendi buharıyla lezzetin kaçmamasını gerektiğini tamam, biliyorum. Tamam peki siz öyle yapar. Bu arada bilmeyenleriniz vardır belki. Bir işletmesi varmış kendine ait Yasin'in. Hem çiğ et satıyor kasap hem de ızgara. Aynı anda pişiriyor da müşterilerine. Dolayısıyla herhalde mutfak tabii ki onun daha çok ilgi alanı. Başka var mı böyle profesyonel olarak mutfakla ilgilenen? Senin var mı öyle bir geçmişin? Ben hemşireyim. Mutfakla ay, çok güzel. İlgim yok. Evet. Bütün hemşirelerimize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Teşekkür ederiz. Hangi bölümde? Genel cerrahi daha çok. Genel ama cerrahi. Ama şu anda evet şu anda ama huzur evinde çalışıyorum. Ah ne güzel. Evet. Ne güzel bir işin var. Bakıyoruz. Fedakarlık özverisi. Merhamet özverisi çok istiyor. Merhamet çok. Için. Vicdan, merhamet, güç, sabır zor bir işin var. Ama seviyoruz yaşlılarımız, bizim geçmişimiz, geleceğimiz, değil her şeyimiz. Değil mi? Ay vallahi bravo, tüylerim diken diken oldu. Gerçekten de özveri isteyen meslek ama sizler olmasanız büyüklerimize kimler bakacak? Sizlere emanet, çok güzel bir iş. Sen şu an vücut geliştirme uğraşıyorsun. Hemen yanında da Uğur var, personal trainer. Yani senin kaslarının yanında birazcık sönük kaldın Uğur. Evet, ta doğru. Ki Dilan gelene kadar omuzlarım evet. Öne çıkıyordun. Yani Dilan tabii ki de bu işi artık profesyonel bir şekilde yaptığı için yani biz... Ben o yarışma seviyesindeki birisi değilim. Tabii. Yani Dilan artık bu konuyu arşa çıkarmış diyelim. Değil mi? Değil evet, mi? Yani onun için hayat biraz daha sıkı ve sert geçiyor bu konuyla ilgili. Tabii. Yani yeri geldiğinde çok daha katı beslenmeyle. Bunun üzerine böcek düşebilir, sinek düşebilir. Bu hijyen olması gerekiyor. Şu mutfağın, bakıyorum yani her şey var mutfağında yani. Yasin Bey mutfakta yemek ama hanımefendi işte. Şu pisliğe bak Allah aşkına. Ya bir bayanın mutfağı böyleyse yaptığı yemek acaba nasıl olur? Yasin Bey burayı yorumladığımız kadar şöyle de bir bakın. Genel ben hepsine baktığınızda... bakıyorum. Hepsine bakıyorum hanımefendi. Bunlar burada olmaması gerekiyor. Senin dolabın yok mu? Ablacığım. Onları orada tutmak istedim Yasin hayır, Bey. Hayır olmaz. Onlar dolapta olacak hanımefendi. Yani yemeğin ağzı kapalı olacak. Onlar dolapta olacak. Bunlar değerli toplu olacak. Biraz mutfağınızı daha tamam. Mı gördüm? Tamam. İzninizle. Bir şey sorabilir miyim? Bir kez sığınmak estağfurullah. Bekar mısın? Bekarım. Sevgilin var mı? Şu an yok. Yani neden sana acaba? Da... acaba neden? Şimdi zaten erkeklerin hafif böyle akıllı, ayaklar üzerinde duran, düşünebilen, sorgulayabilen kadınlara karşı hafif bir çekinceleri oluyor. Olmuyor değil kusura bakmasınlar yani. Biraz oluyor değil mi erkeklerde? Kesinlikle. Hele de böyle bir de... Fiziksel olarak güçlü, kaslı bir kadın herhalde yaklaşmakta biraz çekiniyorlardı. Zuhal Hanım benim bu konuda söyleyecek aslında çok şeyim var ama yani kısaca bir şey söyleyebilirim. Söyle. Ben böyle kadınların ya da erkeklerin işte kadın kaslı olmaz, kaslı olursa erkek evet, gibi buna çok karşıyım. 10 tane herkes hayatındaki 10 erkeğin ortalamasını alsın. Hangisi benim kadar kaslı? Önce onu konuşalım eğer ben erkek gibiysem. Ya ben kadın yanlış anlamayın. Kadın ben yok, biraz anlamıyorum Yasin Bey çok doğru anlıyorum. Kadınları ötekileştirdiğimi düşünüyorsun. Bu yanlış.
Herkese saygımız sonsuzdur. Ama siz ben kadın kendi dediniz. Yok, kendi şahsi fikrimi söylemek istedim sadece. Sen kaslı kadınlardan hoşlanmayabilirsin. Benim özelliğim. Ben, tamam, bunu söyleyebilirsiniz. Bunu tamam, kabul ederim ama. Tamam ama ben ya, sizi eleştirmiyorum yani. Genel olarak konuşuyorum. Cevap verebilir miyim? Buyurun. Kadın dediğin biraz narin olur cümlesi çok yakışık almıyor. Yok, bence. Kadın dediğin düşüncem. Diye başlayan hiçbir cümle yakışık kendi almıyor. Kendi düşüncem. Doğru, yok estağfurullah. Kendi düşüncem yok. Büyük saçmalık yani. Sadece şurası. Yani bu kadar bakmadı, sadece burası. Yok, demlenmesi gerekiyor. Şöyle bla 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 bla. Alakasız. Şovmen misin? Aşçı mısın? Şef misin? Ney nesisin? Haftanın gıcığını buldum. Yasin Bey. Menüyü nasıl buldunuz Uğur? Sana sorayım. Ya menünün ben tamamen karbonhidratla dolu olduğunu gördüm açıkçası. Karbonhidratla dolu evet, diyorsun. Yani bulgur var. Pilav var. Pilavı var. Evet. Şehriye pilavı var. Ayrıyetten bohçalı bir olayımız var. Yani olayımız. Ana yemekte bayağı sultan, bir, kebabı. Sultan kebabı. Karbonhidrat diyorsun. Bayağı bir yoğun bir karbonhidratımız var şu anda yani. Pilavımız bakalım biz onları yapmış. Nasıl eriteceğiz. Hadi bakalım. Çok da yemiyorsunuz zaten. Çok tadımlık. Tiramisu tatlısı yapmış. İnşallah kedi dili değildir yani. Sen onu bunu bırak da bir şeyler diyordun. Biz seni duyamadık. Sohbete daldık. Ya şimdi mutfak önemi ben neden öyle dedim biliyor musun? İyi ki gitmişim. Ne gördün? Denetlemişim. Ne buldun? Ne buldun? Mutfak tezgahı üzeri gerçekten pislik içinde. Ben bunu beğenmedim. Zuhar Hanım beyefendi tamamen şov yemeklere yapmak dökmüş, için gelmiş bir de, yaptı. Şimdi bakın Zuhar Hanım. Ben de yemek... onunla birazcık şeyle Meltem'le birazcık pislik sohbet ettim. Derken bu arada. Öyle bir durumla karşılaşmadım ama. Zuhar Hanım. Hafif ufak tefek kırıntıları, lekeleri diyorsan olacak Zuhar herkes. Zuhar Hanım. Yasin Bey. Yasin yemek Bey. Yemek tencerenin üzeri açık. Bunun içine toz düşebilir. Evet, böcek, kesinlikle. Sinek düşebilir. Efendim ben söyleyeyim bu hijyene dikkat etmek lazım. Şu anlamda söylüyorum. O yemeğin üzeri açık olmaması gerekiyor. Hangi mutfak yemeğin üzeri açıktı? Çorbaysa servis için felak köftesini. Felak köftesi üstü niye açık Meltem Hanım, evet. Meltem Hanım. Zuhal Hanım unuttum ama hani zaten ne düşebilir mutfakta? Yani mutfak her yer temizken sadece ocak pis, berbat, skandal falan. Toz düşebilir ama efendim. Bu kadar bence abartılacak bir şey değil. Ben var. Abartırım. Ben bu konuda Yasin Bey'e katılıyorum. Yemeklerin üstünün kapalı olması lazım ama herhangi bir şey tanımlarken pislik içinde demenizi doğru bulmuyorum. O yanlış oldu ama konuda haklısınız. Ben gerçeği söylerim. Yanlışa yanlış demeyi bilmemiz lazım. Gerçeği söyleme şeklimiz de önemli. Tamam, bana güveniyorsanız gidin bakın size bana benimle aynı cümleyi kurar. Doğru bulmadığım bir şey ben sizin şeyinize yapmam zaten. O zaman pislik içinde yapılan bir yemeği yemeyin. Hayır efendim bak ben şu anlamda söylüyorum. Yemeğin pislik içinde değil. Hayır. Yok canım öyle yemekler, bir durum yok yani. Yok yok yemekler hep şeye dökülmüş. Tezgahın üzerine dökülmüş yemekler. Bakın böyle derken de anlatabiliyormuşsunuz. Evet. Bravo. Pislik içinde demeden de anlatabiliyormuşsunuz işte. Ben yemek, yemek anlamında demiyorum. Ekran önündeyiz ya Yasin Bey. Bütün tanımlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın hanımefendi şu anda beni bastırmaya çalışıyorsunuz. Yok, yemekler hayır, güzel olabilir. Yemekler hijyen yapılmış olabilir. Temiz yapılmış olabilir. Sadece tezgahın üzeri pis demek istedim. Su servisi neden bastırıyorsunuz? Bastırmıyorum. Bastırıyorsunuz resmen. Veriyorum. Hem de yani burada korktum bir kadın dayanışması sanki görüyorum. İkiniz hiçbir birlik olmuşsunuz benim üzerime geliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ne çabuk dayandın. Hayır, beş dakika içerisine giriyoruz. Beş dakikadır aynı masada. Gide gide bir yarışmacıya dayandın. Dayanışma yapmayın lütfen. Dayanışma ile ilgisi yok. Allah Allah. Uğur Bey. Yasin Bey. Uğur Bey. Uğur elimi tuttu. Susma yemini mi yaptınız yani burada? Yok hayır tabii ki de. Dur, susma yeminindeysin sanki. Yok hayır öyle. Bir yesek mi bir yudum? Evet. Bir alsak mı çorbamızdan bir kıtır? Buyurun afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi afiyet olsun herkese. Hadi bismillah haftaya başlıyoruz. Yastar anası. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bak eline sağlık Meltem. Mutfak ziyaretlerine tamamen karşıyım. İnsanların özel alanlarına girilmez. Buzdolapları açılmaz işte. Ne demek yani mutfak kontrolü? Siz hangi restorana gidip de ben mutfağınıza bakacağım diye diyemezsiniz böyle bir şey. Bunun tamamen karşısındayım. Herkes içtim böyle tadına vararak, anlamaya çalışarak, algılayarak. Yani içtim. İyi yaptın. İçtim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Var mı bir diyeceğin bize? Hani ola ki ne bileyim yorum falan yapmak yorum istersin. Yorum var tabii ki. Yani. Yap o zaman. Sen de haftanın ilk yorum. Yemek yorumlamaya gel. Olayımız bu zaten. Değil mi Yasin'ciğim? Kuralımız bu evet. Tabii ki. O zaman seninle başlıyoruz. Haftanın ilk yorumu Yasin'den geliyor. Evet. Buyurun. Meltem Hanım çorbanız sıcaklığı konusunda sıcak güzel. Tuzu eksik. Efendime söyleyeyim. Biraz da ekşimsi. Bu çorbanın özelliği mi? Ekşi olması gerekiyor. Zaten tarhana ekşi bir çorba değil midir? Bu tarhana yani mı? Yani tarhana. Evet. Tarhana çok ekşi bir çorba değildir bence. Yani bunun bence yani yoğurdu biraz fazla kaçtığı için biraz ekşi kaçmış. Ya ben ekşiliği konusuna katılmıyorum aslında. Tuzu da bana göre gayet oranı iyi.
Çok fazla yani tuzsuza çözüm var derler. Tuzluya çözüm yok ama gayet tuzu oranı iyi bence. Tarhanayı siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Burada tarhanayı kendim yaptım. Evet, bu arada bu hazır tarhana değil. Yani evet. marketten aldığınız tarhana değil değil mi? Hazır Hayır, değil. Hayır, marketten aldığım tarhana değil. Sebzeler mi yapmış galiba? Evet. Tarhana hemen yani olabiliyor mu? Yani hemen yapıp çorba yapabiliyor mu? Yalancı tarhana. Benim bildiğim tarhana. Yani bu yüzden adını aslında yaz tarhanası koydum. O an hani içerisindeki malzemeler yazın daha çok. Hani bakın bir saniye özür dilerim. Tarhananın şahsiyetine, özelliğine hakarettir bu. Kesinlikle katılıyorum. Bak tarhana... Özür tarhana dilerim, böyle tarhana çorbasını. Bana şimdi tarhana, bana tarhananın şeyini anlatmayın. Anlatabilirsiniz. Bizim, tamam aydınlatacağım şimdi sizi. Beni bir dinleyin. Dinlemesini bilirseniz şu anda konuşarak bastırıyorsunuz beni. Bastırmıyorum. Siz bakın hanımefendi. Bakın hanımefendi tarhana nasıl yapılır? Tarhananın hamuru önceden yoğrulur. Ekşimeye bırakılır. Ekşimeye bırakılır. Tarhana evet. Ekşimez ama demiştiniz. Bir dakika. Ekşimeye bırakılır derken ben sana bütün kovayla yoğurtları döktü, ekşi yoğurdu dök demiyorum. Ekşi yoğurt zaten bulamayız, kullanamam yani. Bulacaksın. Onu o tarhananın özelliğini anlatıyorum ben size ama dinleyin beni. Dinliyoruz. Tamam, dinleyin. Şimdi hamurunu yoğuruyorsun güzelce ne? 7 çeşit baharatını döküyorsun. Efendim mesela acı biber salçasını da dökeceksin. Acılı sevenler olursa isteğe göredir tabii bu. Mutlaka. Ondan sonra bekleme alıyorsun. Tamam. Sonra bekleme aldıktan sonra onları kırıyorsun güzelce ne? Toz haline getiriyorsun. Bir tane güzel bir analarımız yapıyordu. Seriyorsun, kurutuyorsun. Evet, onu. Benim annem de yapıyor. Evet. Belli bir zaman kalıyor orada. Bir hafta mı kalıyor, 10 gün mü kalıyor artık kalıyor yani. 3 gün kalıyor. Konaklıyor ondan ya. Sonra, evet. Ondan sonra onları güzelce ne? Toplayıp efendime söyleyeyim, rütbet olmayacak bir yerde muhafaza edeceksiniz. Tamam mı? Siz bu 2,5 saat içerisinde siz ne zaman tarhana yaptınız? Siz ne zaman kuruttunuz? Siz ne zaman getirdiniz, çorba yaptınız, benim önüme sundunuz. Bahçede kuruttum hemen arkanızda şeyde, örtüde. Havuzun yanında evet, şey evet, kuruttum. Evet, havuzun yanında. O yüzden ben fön makinesiyle. Yani evet. Gerçekten... Şimdi tadı daha çok bir gün dışarıda sıcakta beklemiş bir çorbaya benziyor. Bayağı yani... ekşi, tuzsuz. Tatsız. Sadece bir nane ve ekşi yoğurt un karışımı bir, çok değişik bir tadı. Ya bunun içerisinde biber var. Biberin vermiş olduğu bir şey de var. Yani ağır baskın da gelmiş olabilir size. Yok ben biber yoğurt tadı almadım. Yoğurt zaten hani tarhananın biz kurutup da evde biliyorum ben zaten Ege'liyim. Biz bunun gerçek tarhanasını yapıyoruz. Yani 40 çeşit bakliyat, baharat her çeşit yani. Yasin Bey'in de dediği gibi güneşte kurutulması, ezilmesi hepsini yapıyoruz. Tabii ki teknik doğru. Ben yani bu konuda yani yalancı tarhana yapmaya çalışmışsınız onlar. Ama onu da yapamamışsınız. Bence marketten almış hazır tarhanayı bize yutturuyor. O daha iyi olur. Niye yalan söylüyorsun kadın? Kendi yapmış burada ya. Kendisi yapmamış. İnanmıyorum. Yasin Bey siz herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Yok estağfurullah. Kendim gibi zannediyorum. Seni nasıl inandırabiliriz? Soralım mı ekibe yani? Ben o zaman hayır kayıtlara bakacağım. Bakabilirsiniz kayıtlara falan. Arşiv odasına kimseyi sokmayız biz. Ordinarius Profesör Yasin Bey. Yalnız şimdi Gürbüz bak. Orada bir bilirkişimiz var. Muhtarımız, bilirkişimiz, marketten sorumlu bakan. Gürbüz hangi malzemelerden yaptı burada say bakayım. Kırmızı biber, yeşil biber. Yoğurdunu koydu. Evet. Tamam nane mi koydun? Un, sarımsak. Un, sarımsak. Ve soğan. Evet kendisi alıp yapmış. Evet. Yani. Yalancı tarhana da diyebilirsin. Kendisi yaz tarhanası demiş. Sen nasıl buldun Uğur? Ya şahsen ben öncelikle kıvamsız buldum. Tuzsuz. Yasin Bey'in dediği gibi. Tuzsuzluğuna katılıyorum. Tuzsuz. Sen katılmadın bize ama tuzsuz. Yani bir tuz istedi damak. Tuzsuz. Evet. Bir de yani o ekşimsi tadı gerçekten geliyor. Yoğurdunu herhalde fazla attığı için olabilir. Olabilir. Yani durum bu şekilde pek hoşuma gitmedi açıkçası. İç açıcı değil diyorsun. Yani değil evet. Evet Dilan. Meltem Hanım çorbanız tuzsuz. Çok net yani bu. Ki ben sporcuyum az tuz tüketirim. Bana bile tuzsuz. Onu söyleyeyim haklılar herkes haklı. Kıvam konusunda kıvamsız. Yani böyle. Duru mu geldi? Bozuk bir kıvamı var. Heterojen gibi yani böyle. Tam bozuk bir kıvamı var. Nitrojen mi? Çok özür diliyorum. Heterojen ne dedi? Jejen dedi. Homojen bir şekilde homojen karışmamış. Homojen dağılmamış. Yani, karışmamış diyor şey. Yani içerisinde evet ben severim böyle sebze bulunan şeylerin içinde tane görmeyi severim ama tarhana dediğiniz zaman bunun olmaması lazım. Böyle tane falan olmaması lazım. Hatta buna tarhana dememeniz lazım. Bu bir tarhana değil çünkü. Yani Yasin Bey burada doğru söylüyor. Ben yaz tarhanası deyince hatta şöyle düşünün bu yazdan kurutuluyor ya bu ürünler. Onun evinden tozlar, falan mı? Evet, ama evet. Hazır kullansaydı daha büyük bir tepki aldım. Ekşili yoğurt çorbası diyelim biz buna. Bunun adını değiştirelim. Yasin Bey affedersiniz ben sizi dinliyorum. Evet. Verdiğiniz isimle ilgili hani konuşuyorum. Buna tarhana demeseydiniz de
blend edilmiş kırmızı renkli sebze çorbası deseydiniz olabilirdi. Yani tarhananın içerisine giren malzemelerden oluştuğu için aslında ama bir yerde. Ama biz yemeklere böyle kendimize göre onun içine o giriyor, o zaman ona o ismi. Yani bu ismi ben koymadım. Bir adı var bunun. Bu ismi ben koymadım. Hatta menümdeki bütün yemeklere kendi orijinal ismini kullandım yani. Farklı işte bilmem ne yatağında bir şey falan diye değiştirmedim peki, yani. Peki ya şöyle söyleyeyim o zaman, net bir cevap vereyim. Çorbanızı beğenmedim. Gerçekten tuzsuz. Tamam. Yani ideal bir tuz oranı vardır o, hani kişisel olabilir, hani biraz daha fazla az sevilebilir ama kıvamı da gerçekten bir tık daha koyu olmalıydı. Bir tık daha koyu. Evet. Peki. Elinize emeğinize sağlık. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Vallahi azıcık daha kıvamlı olsaydı, biraz daha tuzlu olsaydı ben tadını o kadar söyledikleri kadar kötü bulmadım ya. Öyle tuzsuz tatsız bir şey falan değil ya. Yani tuzsuz evet. Ama bence ama lezzeti ekşisi biraz fazla gelmiş olabilir ama yani. Bir de biraz geliştirebilirdi mesela kıyma gibi vesaire kıyma böyle mı? Yeşil mercimek konuluyor çünkü normal tarhana çorbasında olan şeyler bunlar. Ne alaka ya? Ne alaka? Bundan yemekten anladım. Siz yemekten anladığınıza emin misiniz? Evet eminim. Tarhananın içinde kıymanın ne işi var? Ben de şimdi kıyma deyince. Çorbasının içerisinde olur. Ama adı tarhana çorbasının. Tabii ki de olur. Yeşil mercimek olur. Onu yöresel olarak konulan yerler vardır mutlaka. Yani böyle şeyler var. Yani mesela o tarz bir sunum olsaydı daha hem göze hitap ederdi hem daha yoğun, güzel olabilirdi. Sanırım hepiniz hazır tarhana beklediniz. Yani ben hazır tarhananın üzerine kendisi de ekstra bir yorum katarak bize güzel bir çorba getireceğini bekliyordum. Maalesef çorbasını beğenmedim. Yine de eline sağlık. Tarhana değildi, yoğurt çorbasıydı. Yoğurt koymadım diyor ama bana yoğurt tadı geldi hep çorbadan. Beğenmedim. Yaz tarhanası gerçekten olmamıştı. Kıvamıyla, tadıyla olmamıştı. O yüzden beğenemedim yani. Fellah köfteyi biliyoruz değil mi hepimiz? Fellah köfteyi gördüm, üstü açık olan. Üstü açık fellah köftesi. Üstü açık fellah köftesi. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim yani. Dilan Hanım siz maşallah çorbayı güzel yorumladınız. Evet. Bakalım. Zorunuza mı gitti? Yok estağfurullah. Yani bakalım sizin yemeklerinizi çok merak ettim. Yasin Bey. Ya, yemek yapacağınız günü. Neden Dilan'ın yemeklerini merak ettin Yasin? Çok merak ettim. Yani, neden? Ne bileyim. Sporcuyum ya. Onun için farklı böyle sporcu menüsü falan mı bekliyorsun? Tavuk, o adam da protein değil. Tozundan bir çorba. Bir protein neden çorbası. Neden getirirsem yemek zorundasın zaten biliyorsun. Tabii, yiyeceğim. Başka şansınız yok çünkü. Yemek zorunda değilim. Yemek zorundasınız. Efendim yemek zorunda kesin. Yemek zorunda mıyım? Bundan bir şey söyleyeceğim. Bundan yapımın haberi nasıl var mı? Ya. Nasıl? Yemek zorundasınız. Peki. Ne demek zorunda mıyım? Bana açık espri mi yapıyorsun? Zehirleneceğim, gitsen de yiyeceğim. Beri bak. Yasin, yemek yarışmasın. Ne giyse yiyeceğiz. Tamam yiyelim, tamam. Kurbağa bacağı yediler burada. Kurbanın olam. Valla ben kurbağa bacağı falan yemem. Kimse bana yediremez kurbağa bacağı. Yapmayın ya. Evet. Valla ben getireceğim, siz de yiyeceksiniz Yasin Bey. Neyse ya, o kim gelsin Allah büyüktür. Görüşeceğiz. Ama kaldı. Bilmiyor musun buraya önümüzde ne konulsa yemek zorundayız tamam, Yasin. Tamam yiyeceğim, senin hatırın için çiğ tavuk yerim. Benim hatırım için mi? Evet. Niye benim çünkü hatırım için yesin? Program mı? Benimle Yasin alakası bu bir yok. Zorunluluk. Format böyle. Bu bir zorunluluk. Tamam burada efendim. Tolerans geçmiş tamam, anlıyorsunuz. Tamam yiyeceğim. Tamam başka tamam hadi şey. Hadi öyle olsun. Hadi sizin hatırın. Hadi vallahi yesin. Ya. Hadi yemez de normalde. Tamam. Tabii şimdi espri falan yapıyoruz ama şüphesiz bizde birazcık maalesef bizim toplumumuza özgü bir görüntüsüne göre işte yaptığı işe göre insanları bir tanımlama, etiketleme böyle bir düz mantıkla düşünüp yorumlama. Şimdi vücut şampiyonu bir kadın geldi diye siz nasıl yemek yapacaksınız? İşte orada bir sporcu var diye sizinki sen şimdi karbonhidratlı diye yorumladın menü. Acaba senden böyle yeşillikli falan detoks metos mu? Yani şahsen, bunlar tabii ki birazcık şey ilk akla gelen klişe şeyler yaklaşımlar olmaması yani lazım tabii. Şahsen sporcu olan birisi zaten yemeğine özen gösteren birisidir. Yani bu da gayet normal. Aşırı yağlı, aşırı... Sen yani bekar mısın Uğur? Bekarım. Yalnız mı yaşıyorsun? Yok ailemle beraber. Aa, yani evde yemekleri kim yapıyor? Ya ben de yapıyorum, annem de yapıyor. Ya bu şekilde beraber devam ediyoruz yani. Annenden falan bir pres yok mu? Yeter oğlum artık evlen git falan diye. Ya, tabii ki de her zaman oluyor. Klasik. Klasik. Evet ama bekliyoruz şu anda hayırlısı. Bekliyorsun. Zuhal sen Hanım, efendim. Zuhal Hanım yani Yasin, şöyle baktığımda Yasin. Karşında sporcular getirmişsiniz. Ben yani... Burası bir yemek yarışmasını yoksa burası... Biz kendimiz geldik Yasin Bey. Yok. Biz getirmedik. Çocuk mu? Tuttuk elinde. Gel bakayım çocuk. Yemek yarışması mı yoksa spora mı geldik biz buraya? Ne alakası sporcular var? Yemek yarışmasına sporcular katılıyor. Biri vücut geliştirmeci, biri boksçu Yasin muydu? Yasin Bey dünyanın en iyi aşçıları vücut geliştirmecilerdir. Bütün yok. Yemeklerini kendileri yapar. Evet. Boksör ben değil. Ben öğrenmek isterim. Boksör mü yani ona göre ben... Değil. Yok değilim. Biraz... Spor hocası. Spor hocası. Spor hocası. Evet. Sizin yani, de maşallah biraz göbeğiniz var. Biraz faydanız olur belki size. Kasap adamın göbeği olacak. Kasap adamın balkonu olacak kusura bakma. Balkon mu lazım. Orası? Evet benim balkonum bu. Hadi. Fellah köftemiz geldi. Hadi yiyelim. Bismillah. Yiyelim. Biz her meslek grubundan yarışmacıları açığız. Herkes gelebilir. Ya da farklı içmek isteyen
İçecek farklı soruyor yarışmacımız. Sade sodanız var mı Meltem Hanım? Ben sade tamam. Soda rica ediyorum. Tamamdır. Bardağınızı alabilir miyim Dilan Hanım? Tabii. Ben mi vereyim? Yakışı değil mi? Öyle mi? Bence bayağı yakışı. Tamam. Hadi. Tarhana'dan da yakışı. Evet. Ben su rica edeyim. Tamamdır. Masada ekşi sesleri yüksek. Ben almayacağım canım. Ekşi tamam. Ve tuzsuz. Yani Uğur bu Bey, konuda ciddi bir sıkıntı var sanırım hanımefendi. Uğur Bey, tarhanadan da ekşi bu ya. Evet, gerçekten tarhanadan dahi ekşi. Ve içerisi sert yani ürün. Bir yiyelim iyice bir. Dadua. Yiyelim bakalım. Yemesine de yiyemiyorum. Çok ekşi. Yiyemiyor musun? Aa, cidden. Ama çok ekşi Zuhal Hanım yani. Kızar mı acaba yemesi? Bilmem. Biz su da rica edebilir miyiz acil? Yandım getireyim. Çünkü şu an. Ekşiden mi? Ekşiden evet, yandım yani. Ben de neden ekşi biliyor musunuz Yasin Bey? Siz hani bizden daha iyisiniz ya bu konuda, kasapsınız, içindesiniz işin. Benim beklentim o yönde. Hemen sularınızı geçiyorum. Bu domates çiğ. Bu domates iyi pişirilmemiş. Onun ekşiliği o yüzden daha asit olduğu gibi duruyor üstünde. Bulgurlar da zaten tabii çiğ. Bu domates alakası, çiğ. Domatesler. Pişmemiş. Domates pişmemiş değil, domates içine kaybolmuş. Bir daha tadın. Ya domates içinden kaybolmuş efendim. Bakın şimdi, domatese bana şey yapmayın. Şey doğramakla pişirmek arasındaki yok. Farkı biliyorsunuz. Buna da yine ekşili yoğurt kullanmış herhalde. Ekşili yoğurt yine kullanmış. Ekşili yoğurt. Yoğurt mu? Yoğurdun değil. Pişiminde de bir problem var. Koymuştur belki. Bence Yasin Bey de yemekten anlıyor. Ki. Kim anlamıyor? Sadece etten anlıyor bence Yasin Bey. Hayır, Yasin edin. Bey tek cümle bunda da yoğurt var. Bunun bakın, da üstü açı. Var mıymış yok muymuş? Neden öyle diyorsunuz? Yani ön yargı neden yapıyorsunuz? Hanımefendi yoğurt var demedi. Yasin Bey'e göre her şey için yoğurt var. Hayır hayır. Yoğurt koymuş bak belli yani besbelli. Yoğurt koydu. Evet koymuş. Ben kör olduğumu ilan ediyorum o zaman. Hangi yoğurt koydunuz mu koymadınız yoğurt mı? Yoğurt yok. Bunun içinde yoğurt mu? Nasıl var yoğurt lan? Ne var içinde bu ekşilik ne vermiş? Yoğurt tadı var. Yoğurt ekşilik vermez beyefendi. Ekşi yoğurt tadı koyarsan ekşilik verir. Ekşi yoğurdu nereden bulabilirim? Nar ekşi mi kullandınız? Ne kullandım? Nar ekşisi mi kullandınız? Nar ekşisi ne alaka? Siz bir şey söyleyeceğim. Şef misiniz gerçekten? Gerçekten şefim yani. Önümde yani onun ekşi... içinde yoğurt. Ya ben ekşili yemek yemeye gelmişim bugün. Kendi kendine şef evde. Kendi kendine şef. Limon tuzu falan mı attınız acaba? Haşlamasında limon tuzu kullandım çünkü dağılmaması için evet. Kullandım. Ama yani, hem dağılmasında hem de gereksiz ekşi olmuş. Ayrıca şöyle bir durum var yani haşlanma sırasında zaten... Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Siz gelin de. Zaten haşlanmamış ürün. Sert evet, bence yani. Bulgurlar ya iyice pişmemiş mi? Evet çünkü burada bir problem şu. Çok büyük yapmış. Ürün çok büyük. Normalde bunlar misket kadar olur. Ortasına bir tık bastırırsınız ve sunum da bu şekilde olmaz. Ürünü koyarsınız, üzerine bir domates sos, onun üzerine de biraz maydanoz atarsınız. Normalde bu böyledir. Ama buradaki çok kalın olduğundan dolayı tam içerisi zaten sert. Yani herkes de zaten bu konuyu yediği zaman anlar. Zaten sosunuzla alakalı herhalde bu ekşilik. Sosunuza mı attınız? Yani sosunda yani... sadece şey domates ve normal domatesi bağlayabilmek için salça kullandı. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Haşladığınız suyu mu kullandınız sosa? Hayır. Haşladığım yani suyu direkt bu kadar döktüm. Çünkü ekşi olması çok ilginç. Ama limon tuzu zaten ekşilik vermez ki. Yani o dağılmaması i̇şte. İçin bir şeydi. Yani ama biraz hani aşırı. Limon tuzu ekşilik vermez. Aşırı yani. Limon tuzu verir. Vermez mi ekşilik? Aşırı verir. Ve şu an bizde de aşırı var yani. Yani bayağı ben de tadına bakabilirim. Bakın. Lütfen sen de bakın. Bir orada ben dinledi dinleyeyim. Ben üniversitede Zuhal Hanım ben Sivas'ta okudum ama en yakın arkadaşlarımdan biri Kayserili'ydi. Hmm. Ben bu yemeği defalarca kez yedim dolayısıyla. Hmm, yapıyordu. Evet yani. Adana'da da biliyorsunuz. Adana'da, Kayseri'de, Mersin'de yani evet, çok çeşitli. Defa kez yemişimdir. Bir kere boyutu bu değil. Mertem evet, Hanım. Boyutu hakkında. Asla bu değil. Siz bunu yetiştirememe telaşıyla ya da yetiştiremediniz son dakikaya bıraktınız. Artık o kadarını bilemiyorum ama bu bildiğiniz normal köfte boyutunda. Bunun, bakın ben bunu dörde bölüyorum. Dörde bölüyorum. Bir tanesi. Bir parçası bu boyutu. Bu bile büyük hatta. Bir. Ortasına bastınız mı? Yumruk mu attınız? Parmağınızla mı bastınız? Yani o da belli değil. Ve kimse söylemedi ama yani ya da söyleyecekler. Bunun üzerine maydanoz doğranır. O da yok. Sunumunda maydanoz vardır bunun. Maydanoz doğranır. Ve tekrar ediyorum Yasin Bey katılmadı ama üzerine yaptığınız domates sos henüz pişmemiş. Bunun biraz daha pişip domatesinin biraz daha kendi lezzetini, pişmiş lezzetini bulması gerekiyordu. Ekşi ekşi. Yani domates salatası yapsanız önüme getirseniz ben aynı tadı alırım. Beğenmedim. Olmamış. Peki. Emeklerinize sağlık. Afiyet evet. olsun. Yasin. Evet. Evet. Ben de aynı şekilde yorumluyorum.
Çok yoğurt büyük. Buluyorum. Yine yoğurt diyorum. Evet. Kesinlikle tarhanaya kullandığın sosun bir kısmını buna kullandınız. Sosun. Tarhana sos. Tarhanaya çorbaya en son sos koymuşsun ya. Konulmuyor. Bence oradan bir kaçamak yapmışsın bunun içine. Sen illa velakin bir takım tezlerin var ve bunların öyle olduğunu iddia ediyorsun. Bir tezgah düzenlemiş burada. Tezgah? Evet, bir tezgah düzenlemiş. Nasıl bir tezgah? Dolandırıcıyım. Tövbe yarabbim ya. Yok, bu anlamda değil. Yani her şeyi yanlış anlamayın ya. Sus herkes patlıyor. Lütfen her şeyi yanlış anlamayın. Yasemin siz yanlış anlıyorsunuz. Ön yargı da bu. Ben yemeğimi yorumu yapayım, lütfen beni dinleyin. Lütfen beni. Yasemin'e hemen geliyorum. Ben yemeğimi yorumu yapayım. Siz yorum yaparken ben sizi dinledim. Dilan Hanım dediniz, bana döndünüz. Dönmeyin o zaman. Ama burada müdahale ediyorsun. Yo. Laf mı kesiyorsun? Yo. Evet, köfteler gerçekten büyük. Büyük, evet. Evet, gerçekten köfteler büyük. Bu konuda hepiniz yorumuna katılıyorsunuz. Misket misket köftesi olması gerekiyor, misket. Evet. Ondan sonra içi tam pişmemiş, bulgurlar çiğ. Sos da beğenmedim ya, yani sosu çok sade bir sos yapılmış. Ya saçmalık yani tamamen. Yoğurt, bunda yoğurt var dedi yani Yasin Bey. Ne alaka? Bununla yoğurt ne alaka yani? Böyle bir şey olamaz. Tamamen. Yine atıyorum, tutsun. Biraz daha yorum katıp güzel bir şey ortaya getirebiliriz. Köftenin sosu da bu değil, boyutu da bu değil, evet. Pişme şeyi, şekli, yani, durumu da bu değil. Tamamen sunumu biraz daha değiştirmiş olsa, hani ürünü bize satabilirdi belki. Yorum kattıydı kendisi. Yani yorum olmadı yani, problem burada direkt. Atıp yok. Geldi gibi oldu. O yok. Keyifli değil. Zaten Gürbüz. Çok da ekşi zaten olmuyor. Gürbüz yani. Aceleye mi geldi fellah köfteler? Zuhal Hanım fellah köfteyi zaten sonda yaptı. O yüzden kapağı açıktı. Sürenin bitmesine yakın pişmeye koydu. Belli. Bir şeyler ters gitmiş. Sanki bir haftadır bu yemeği yapmış da bekletmiş. Bir hafta. Hani öyle geliyor. O ekşilik tadı öyle geliyor. Sen ne diyeceksin Tursun? Çok fazla hani menü ağır bir menü değil. Hani bunlara vakit ayıramaması beni biraz üzdü açıkçası. Yani aşırı büyük, normal fellah köfte boyutunda değil. Dilan Hanım'a katılıyorum. Dörde böldüğün an ancak normal fellah köfte kıvamına ulaşıyor, boyutuna ulaşıyor. Sosu ekşi yani ve tuzsuz. Arkadaşlar söylemedi ama bana bu da tuzsuz geldi. Maydanoz isterdim ve ekstra fellah köfte yoğurtla servis edilir. Yani bence tercihe bağlı yoğurt. Yani ben yoğurt beklerdim. Yani görmedim. O zaman yanına bıraksaydınız. Çünkü ama yoğurt koysaydım zaten yoğurt bayağı bir laf yerdim gibi geliyor. Yok, zaten koymadığın halde yoğurt, var dediler. O zaman evet. tam hakkını vermiş olacaktım. Çünkü yoğurt neden? Ama. Yoğurtlu fellah köftesi diyecek. Ama yoğurt var içinde. Kenarına bulaşmışlar ya. Derdik hiç olmasın. Ama içinde yoğurt var diyorsunuz ya. Bir şey diyeceğim. Ya. Sen tattın beğendin mi? Ya bana göre ben beğendiğim için yaptım. Beğendiğimi yapmaya çalıştım. Şu anki tabağı beğendim. Evet, ben beğendim yemeğimi. O ekşilik zaman gelmiyor mu sana? Zuhal Hanım içerisinde domates olduğu için bu ekşiliği vermesi o zaman çok normal geliyor. Normal ben size bir şey söyleyebilir miyim? Siz bu yemeği nerede öğrendiniz? Nasıl yani? Yani sizin yörenize ait bir yemek yok, mi? Yok, yöreme ait değil. Ben zaman yaptığım bir yemek. Efendim? Daha dün öğrendiniz. Daha dün mü? Daha birkaç saat önce adlar benim oluşturdum. Evet, onu anlayabiliyorum. Sen daha evvel bunu pişirdin mi fellah köfteyi? Ya da birisi mi gösterdi sana internetten baktın tarifini? İnternetten buldum ama yaptığım şeyler bunlar. Ha, yapıyorsun normalde. Yapıyorum. En son umarım öyle yapmıyorsundur daha evvel. Ne zaman yapmıştın? Üzgünüm ama. Yani bugün zaman yaptım. Hatırlamıyorum tabii ki ama yaptığım şeyler yani. Bence hatırlamadığınız çok belli zaten. Özür dilerim siz. Aşçı mısınız? Ben aşçı ilk defa bu şekilde yiyorum. Ben aşçı olduğumu söylemedim. Söylemedi öyle bir şey zaten. Ben aşçıyım, ben şefim gibi bir cümle de kullanmadım. Evet dediğiniz doğru. Ben ev hanımıyım, bebeğime bakıyorum. Tamam. Aynen öyle. Lisede aşçılık okudum ama. Belli oluyor zaten. Yani 2010 senesinden bahsediyorum. Lisede aşçılık okudum. Lisede aşçılık okudum. Anladım. Normal. Evet. Ama o fellah köftenin öğretildiği hafta derse devam olmuş sanırım. Online gitmiş o gün. Bilmiyorum yani ama. Fellah köftesini haşlarken içine limon tuzu atmaya gerek yok aslında. Yok tabii. Hamurunu güzel yapabilirsen yani, hiç gerek duymazsın ama hamurunu da güzel yapabilirsin. Biz ama emeğe geçelim en iyisi. Problem burada. Fellah köftesi çok büyüktü. Ekşiydi yani tutulacak bir tarafı yoktu. Ve diyor ki hani bu şekilde yapılır. Ben bu şekilde yapıyorum, bu şekilde yiyorum. Yani ben hayatımda bu şekilde bir fellah köftesi yemedim. Kendisi de artık bu şekilde yapması nasıl yapılacağını ben ona müsait bir zamanda dersini veririm. Fellah köfte değildi. Bir köfte formu verilmiş bir şey vardı orada. Yani ona İnegöl dersiniz, Adana dersiniz, her şey yani şiş kebap dersiniz ama fellah köfte diyemezsiniz. Ben ağababasını yedim fellah köftenin. Yöresel yemektir yani bu ve asla o boyutta olmaz. Asla o sos değildi bir kere, o domates rendesiydi üstündeki. Maydanoz yoktu, bir şey yoktu. Kötüydü. Bildiğiniz şeyleri burada unutabilirsiniz. Her zamanki gibi yapamayabilirsiniz.
yarışmayacağını insanı sardığı gerçi zaman kameralar ama falan olabilir. Olabilir. Hamurunu tutturamayabilirdi. Yani ona okey derdik ama yani hem büyüklüğü ama hem sosu. Ama kendisi beğenmiş. Gayretler oldu. O zaman o gerçekten damak zevki yok. Ben şunu söyleyeyim. Hiç kimse yaptığı yemeği, daha devamlı yaptığı yemeği unutmaz. Öyle nerede olursa olsun unutmaz. Hmm. Çok üzülerek aynen. Yasin Bey'e katılıyorum. Nihayet bana katıldınız. Bir yorumunuz oldu. Teşekkür ederim. Yani iyi bir, yani her zaman aynı yemeği yapan insan nereye giderse gitsin hiçbir şekilde heyecan yapmadan aynı yemeği her yerde yapar. Ama yemeğe birbirine karışır belki. Karışmaz, böyle bir, karışmaz. Yanlışlıkla tuzu fazla atarsın. Bir şeysi. Olabilir canım, insanlık hali. Hadi öyle olsun. Benim hatırıma öyle olsun. Yani daha ikinci yemeğimde bu kadar ağır eleştirdiler. Biraz şaşırdım açıkçası. Şaşırmayın. Daha çok gün şeyimiz var. Yani damak zevkine kadar laf edecek. Daha diğer yemekleri de yiyeceğiz. Göreceğiz. Meltem Hanım, zaten bütün yemeklerinizin iyi olması gerekmiyor mu? Hani burada yemek yarışmasındayız ya. Ve menü İkinci yemekten itibaren bu kadar patlamanız bence zaten problem. Au, patladı mı? Patladı tabii ki. Eyvah. Dur, daha ana yemeğe geçeceğiz. Ya, her şeyden önce Zuhal Hanım, bir kere kebabın önüne fellah köftesi, bulgur, yanına şehriye, zaten burada bir problem var her şeyden önce. Bu geçiş hiç, yani bunu bir sporcu olarak da söylemiyorum. Biliyorum. Evet. Normal şartlarda da bu geçiş doğru bir geçiş değil. Asla beğenmedim, asla. Hadi dedim, bir ihtimal belki lezzetli ve iyi yapmıştır, en iyi yaptığı şeyleri seçmiştir. O zaman okey olur muyduk? Mesela seçtiği menü doğru olmasa da olmaz mıydı? Yine olmaz. Şöyle bir durum var, doğunun sınır taşı, Erzurum'un dadaşı her yemeği beğenmez. 30 yıllık kasabım, 30 yıllık aşçıyım. Ben ona göre hazırlıklı olun bana Atatürk karşı. Atatürk ve Deyimler kitabı Yasin Bey. Kesinlikle. Yemeklerinizi de ona göre bekliyoruz o zaman. Kesinlikle. E tabi. Doğru. Buraya gelmişsem ben yemeklerim, ben değil yemeklerim konuşacak zaten. Yasin Siz yeterince Bey, konuşuyorsunuz zaten bakalım. Yasin Bey. Ya tabii ki bir et bekliyoruz senden, herhalde yaparsın diye düşünüyoruz ama bizi şaşırtırmış. Yani bu kadar... Kinoa salatası falan gelirmiş. Efendim bir fahita mahita gene et met ama hani farklı bir şeyler belki cos burada bir ateşler alevler bir şeyler. Bu kadar kasap konusuna kendimi met ettiğime göre mutlaka size etle ilgili... Burada doyuracağım yani. Bu severiz. Bir gerçektir yani. Et severiz yani. Ben Yasin Bey'e bir şey sormak Et giden yere dert girmez. Bunu bilin yani. Değil mi? Evet. Benim zaten yaptığım sporun ham maddesi et de onu geçelim protein şimdi Yasin Bey. Protein ham maddesi değil mi? Protein konusunu neden bana söylettirmiyorsun? İşte onu diyecektim. Neyi söylettirmiyorum? Ben vücut, ne yaptım ya? Ya dedim ki vücut geliştirmeye gittiğim dönemde... Evet. İşte gittiğiniz neyse başlamıştım. Yarışmacı gelince kestim şimdi, kızdı. Kızdım yani. Benim lafımın kesilmesine ben gıcık oluyorum. Tabii, lütfen beni dinleyin. Ben de. Şimdi ben spora başlamışım. Bu sporun özelliği de beyaz yumurta çok tüketmek gerekiyormuş. Beyaz yumurta. Evet. Yumurtanın beyazı şimdi demek istediniz galiba. Şimdi biz de garibanlıkla büyüdük. Buralara garibanlıkla geldik. Bir gün daha yeni bir dükkan açmışız. Bir gün abim geldi. Ben 16 tane yumurtayı koymuşum. Tencereye haşıyorum. Neyse bir an önce dedim ona, ne olur abim gelmeden ben bu yumurtaları yiyeyim dedim. Yoksa var ya beni bitirir bu dedim. Geldi, pencerenin kapağını bir açtı. Bu ne dedi? Yumurta dedim. Oğlum bu ne dedi yumurta dedi. Misafirim var, bir şeyim var. Kim? Birileri mi gelecek? 16 tane. 16 yumurta. Yok dedim, ben spora başladım dedi. Sen benim hocama incir ağacı mı dikeceksin dedi. Bir de panik hali var onun. He. Tamam mı? Ondan sonra neyse bir süre devam ettim. Onun yüzünden sporu bıraktım. İçinizde yokmuş ya. Yumurta yemediniz diye sporu bıraktım. Evet ya, hiç sorma, sporu bıraktım. Yumurtanın beyazını yedim. Biraz da şöyle. Bir şey sorabilirim. 16 yumurta yemenizi kim söyledi size? Burada bir şey var böyle. Hoca reçete yazmıştı. Günde 16 yumurta yiyeceksin. Hoca reçete yazmıştı. Evet. Hiçbir hoca öyle bir reçete yazmaz. Beyaz yumurta. Sadece beyazlarını yiyordu. Nereye gittiyse artık. Ya o zaman yanlış bir reçete vermiştir. Vermiştir. Evet. Hep zaten hocalar kötü notu verir. Dükkanda çok yorulduğum için biraz da istemiyordum yani. Dükkanda da çok yoruluyordum. Yani spor, özellikle spor yapanlar, böyle bolt dövümde falan olanlar da daha iyi bilirler. Mesela 5 yumurtanın akı, 2 yumurtanın sarısıyla omlet yaparlar. Ya da haşlanmış yumurta. O böyle bir özel tabii beslenme şeyiz. Biraz hata olmuş orada biraz ama. Biraz hata yapmışlar. Her önüne gelen de tabii ki yani bunun okulunu okumuş insanlara da ayıp oluyor. Yani her önüne gelen spor salonu açıyor, spor hocası oluyor, efendim beslenme uzmanı. Bu bütün sektörler için geçerli. Siz daha iyi biliyorsunuz tabii bu işi. Dolayısıyla tamah etmemek, güvenmemek lazım. Her yere yazılıp da ben spor salonuna yazıldım, hoca böyle ye dedi, onu yiyeyim o zaman doğrudur diye bir şey yok tabii ki. Yani işi tabii ki eğitimli alandan öğrenmek, duymak, uygulamak lazım. Suistimali açık bir alan olduğunu düşünüyorum. Çok.
Özellikle böyle iki ay kursa gidip ben pilates öğretmeniyim işte yoga yaptırıyorum bilmem ne stüdyolar falan filan çok mağdur olan insan tanıyorum ben şahsen kim bilir neler vardır yani onu uyarmak lazım sizin nezdinizde evet. Bilmiyorum yanlış bir şey de söylemeyeyim ama. Çok doğru. Yani önüne gelen bu şeyi yapan bunun eğitimi var yahu. Ve insanları yani bilmeden insanları farklı ürünlere yönlendiriyorlar. Tabii. Ve bu da iyi bir şey değil yani. Kalp krizi geçirebiliyorlar. Allah korusun. Farklı şeyler oluyor. Sakat bırakırsın insanı. Yani, ne demişler? İşi ne demişler? Ehline teslim edeceksin. Evet, kesinlikle öyle. Yani yanlış. Her işi ehline teslim edeceksiniz efendim. Problem. Nar mezesi geldi. Nar mezesi geldi de şimdi yine de tabii ki böyle bir şey var. Sunumu ben beğenmedim. Bunu güzel bir normal bir kaseye koyup devirecekti. Üzerine bir maydanozla süsleyecekti. Sunumunu ben hiç Yasin beğenmedim. Yasin Bey ben. Önümüzdeki anormal bir kase mi? Sunumunu nasıl beğenmedim. Hanımefendi, bu evet. Böyle tasla böyle getirip ortak konmaz. Bir. Neye konulur? Bunu güzel bir servis. Yani bu çorba değil ki çorba tasına koymuş getirmişsiniz. Bunu tamam, ince narin bir tabağa gerekiyordu? Koyup, ortaya mı koyacaktın? Meltem Hanım, bunu ince narin bir tabağa koyup her serecektiniz bir normal bir çukur tabağı. Ondan sonra üzerine de bir maydanozla bir güzel süs verecektiniz. Tabii bir de. Dekor çok önemli ya. Sunum çok önemli. Biz sunuma çok önem veriyoruz yani. Sunum deyince benim de aklıma ilk maydanoz ya, geliyor zaten. Evet. Ya maydanoz koyduk. Bir yeşillik olur, bir şey olur. Temel olarak söylediğini anlıyorum da maydanozlu değil bence sunum da. Ama yine de tabii ki dediği bir anlamda doğru. Tabii ki şimdi bir yemek yarışması ve televizyonda yayınlandığı evet. için bir narları görsellik. Narları üzerine süs yapsaydı. Narları ha. içine katmasaydı. Narı üzerine ha, süs yapsaydı. Bak güzel fikir. Evet narlardan evet. da olabilir. Doğru söylüyor. Ve bu bir meze. Ama nar mezesi. Nar mezesi de nar zaten mezesi. Tursun Hanım. Ama salata yerine geçmiyor mu? Yani mesela salata o tarzı yanına bir var. O kadar karbonhidrat dedik. Ben yanına bir yeşillik isterdim. Ha sen açıkçası. Şunu söylüyorsun bize. Salata yemeğin yanına salata. Yeşil bir salata seçmeliydi diyorsun. Evet. Zaten seçimi mi yanlış? Seçimi yoksa meze diye yazdırdı yanlış. Meze diye geldi. Evet ben onda salata beklerdim. Yok. Ha sen salata isterdin evet. beklerdin. Evet. Cevizler büyük. Cevizleri hiç kırmamış gibi geldi bana. Hmm. Bir de narlar çok az. Nar mezesi ama anlayamadım yani narlar sayılı 5-6 tane falan. Ben pek beğenemedim. Yasin sence içinde ne var bunun başka? Şimdi Zuhal Hanım bir yemeği yaparken evet. şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bir yemeğin ismini koyarken örneğin mesela nar mezesi mi? Bu ağırlıklı nar olacak. Evet. Ağırlıklı yeşil olmayacak. Ağırlıklı mısır olmayacak. Ağırlıklı yoğurt olmayacak. En çok ağırlığı nar olacak. Eğer nar mezesi ise. Uğur Bey katılıyor musunuz bu konuda bana? Evet. Yanlış söylüyorum. Evet, sessiz doğru. kalıyorsunuz ben burada boğuluyorum. Yok yok. Bence siz gereksiz yani yorum yaptığınız için ama, boğuluyorsunuz. Ben dediğim gibi yani narı dediğiniz gibi sizin daha doğrusu üzerine koyabilirdi. Veyahut da tersini yapıp mısır içine koyacağına üzerine koyabilirdi. Biraz bir yeşillikle orayı süsleyebilirdi. En azından sunum olarak yani gözümüze hitap edebilirdi. Evet. Ama tabii şu an baktığımız zaman normal bir kaseye konulmuş bir ürün. Şeye benziyor değil mi? Bu pembe sultan derler, mor lahana salatası mor derler. Mor lahanaya benziyor evet. Koydun mu içine lahana? Var. Koyulmuş var, var değil var, mi? Var. Lahana var. Ben de onu sordum ya demişti sizce başka ne var içinde diye. Lahana da servisleri koyun. Almadan yeni servis mi getiriyorsunuz? Ana yemekle yenileceği için. Ama bu yeni yemek eşlik edecek ya meze. Kenara. Kenara koysaydı daha iyi olmaz mıydı sunum olarak? Zuhal aynı tabağa mı? Aynı tabağın kenarına böyle sunum yapsaydı bilmem. Daha iyi olmaz mıydı? Evet. Yeni fikrim. Yanlış mı düşünüyorum? Bana öyle, biliyorum sizi Yasin Bey. Bana öyle bakıyorsunuz. Yanlış, yanlış nasıl mı düşünüyorum? Nasıl bakıyorsunuz size Yasin Bey? Çok dikkatli bakıyorsun bana. Siz konuşuyorsunuz. Ben konuşan insanları böyle dikkatli gözüne bakarak dinlemeyi severim. Katılıyor musun, katılmıyor musun demek istiyorum. Bakmanıza benden gerek yok. Bir cevap istiyorum burada. Tamam cevap ben veriyorum işte. Ben katılmıyorum Yasin Bey. Neden? Aynı tabakta olmazdı. Bunun suyu akabilirdi, yoğurdu su yok ya hanımefendi. Aa. Nerede ne su? Yapıyorsunuz Yasin biraz Bey? Biraz bekleyince suyu akacak çorba zaten. Yoğurt olduğu için, içinde yoğurt olduğu için suyu akar. Katılmıyorum. İşte. Cevap bekliyordunuz, cevap hayır, verdin. Kaşımı aldı gitti ben. Pilav çapanla mı yiyeceğim? Tamam ben şof. Öncelikle pilavı yorumlamak istiyorum. Evet. Pilavı zaten bu yemeğin yanına yakıştırmamıştım. Şimdi hala aynı şeyi düşünüyorum. Ben sade bir pirinç pilavı neden tercih peki? ederdim. Çünkü etin yanına daha çok pirinç pilavının yakıştığını düşünüyorum. Sadece siz bir et koymuşsun. Yemeği değil ama. Bu ne yemeği? Yani bu yufkada yapılmış bir yemek olduğu için içerisinde sadece et yok. Bezelye var, havuç var, patates var. Hani sadece direkt yanında pirinç pilavı mı geliyor aklınıza? Evet. Bu şeyleri duyuyorum. Evet, yanında daha güzel olacağını ve pirinç pilavı. Evet. Siz konuşmayın, biraz da yiyeyim. Ben bu yemeği çok beğendim. Aa ne evet, güzel. Ben, karşılığını da verirsiniz umarım Yasin. Ben bu yemeği çok beğendim. Siz İçinde biraz yoğurt yok konuşun. Ama. Ben gerçekten bu yemeği beğendim. Yoğurt olmadığı için yoğurt yok ama. Yiğidi öldür hakkını yeme. Hiçbir yok yani. Yok bunda yoğurt koymamışsın ya.
Bu üstüne beyaz döktüğün şey nedir? Ya üzerine beyaz döktüğüm şey ben yorum yapıyordum ama. İzin verirseniz. Yok estağfurullah, yorumunuzu siz yapın, ben yemek yiyorum dedim da. Şehriye pilavının şehriyeleri biraz çiğ kalmış. Yani kavurmamışsınız gibi geldi bana. Çok az kavurmuşsunuz. Ama rengi farkındaysanız... Döndü diyorsun. Şey yaptım Zuhal Hanım. Birazını daha çok kavurdum. Birazını bir tık daha az yani kavurdum. Birini, yani bir dakikada fazla bekletmişsiniz sanırım. Ama bir dakikada yeterli olmamış. Yani kavur... Ben çok biraz daha esmer beklerdim. Daha esmer. Evet. Yani şu an haşlama gibi duruyor. Haşlama. Evet. Haşlama bir şey nasıl pişmemiş oluyor? Ben pişmemiş demedim. Kavrulmamış. Rengi dönmemiş. Ben pişmemiş şehriye olarak anladım. Yanlış anlamışsınız. Haşlama gibi duruyor. Şehriyelerin rengi dönmemiş. Hı hı. Bana hitap etmedi. Tadını da beğenmedim. Peki yemeği? Garnitürleri kendiniz yapmışsınız. Hı hı. Bu konuda sizi tebrik ediyorum. Güzel olmuş. Ama sebzeleri eşit büyüklükte isterdim ve soğanlar çok büyük. Yani soğanların küçük olmasını isterdim. Hı hı. Daha çok patates, havuç büyük olabilirdi bezelye normal. Hı hı. Onun dışında yufka da hazır ve kurumuş. Hı. Kuru değil hazır de yufka mı siz yaptınız? Hazır yufka. Hazır nasıl? Yufka olduğu hazır. Için nasıl, kurumuş. Nasıl? Satılıyor ya hazır yufka. Hanımefendi siz her şeyi marketten hazır mı aldınız hazır Allah aşkına ya? Mesela böyle bir şey olabilir mi? Yapmam gerekiyordu? Ya hanımefendi bu yemeğin hamurunu kendin açman lazım. Bu hazır yufka da olmaz ki. Siz daha benim hazır mısınız? Benim araştırdıklarımda ya kreple yapılıyordu ya da yufkayla ya yapılıyordu. Öyle bir şey yok. Ben el açması hayır, hanımefendi, öyle bir şey hamurla yok. Yapıldığını hiç görmedim. Hayır. Böyle bir şey, öyle bir şey kabul etmiyorum. Siz hazır yufka almışsınız, siz resmen markete gittim, hazır yemek getirdiniz size koymuşsunuz. Hazır yemek olur mu ya? Ne güzel evet. Beğenmiş, yiyordun, ne oldu şimdi? Bak, lezzetine bir şey demiyorum. Lezzetine bir şey demiyorum ama bunun yufkası kendin açman lazım, kendin yoğurman lazım. Tarhanayı kendim yaptım dedin, tamam mı? Başkası tarhanayı yapmış. iki buçuk saatte yaptım dedin, ben onu kabul etmedim zaten. Ama bunun hazır yufka olmaması gerekiyor. Ne olması gerekiyor? Yani el sadece el sorun bunun bu haftanın hazır el açması Yasin Bey. Yani sadece el açması olunca mı yemek? Bunun özelliği el açması lazım hanımefendi lütfen. Yani yufka ile alakalı yorum yapmadınız. Direkt yemek çok güzel dediniz. Yufka bak, hazır yemeğin olduğunu içeriği, duyunca wow kıvamı, dakika falan pişmesi, oldunuz. Bak yemeğin pişmesi, kıvamı, lezzeti, tuzu. Tamam yani o zaman her numara. Şey el açması olunca ama mükemmel olmuyor. Bunun özelliği... Ama keserken siz de söylediniz biraz sert. Keserken siz de söylediniz. Yani hazır yufkayı kullanmanız kesmiyor. Bu yönden ondan biraz kötü dolayı diyorum zaten. Yasin Bey size bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Az önce salata için dediniz ki mesela ana malzemesi nar. O yüzden süslemeyi de üstüne narla yapsa olabilirdi dediniz. Evet. Şimdi sizce şu kebabın, sultan kebabıydı değil mi? Tam etli adı. Sultan kebabı, etli evet. Etli sultan kebabın ana malzemesi ne Yasin Bey? Ha. Ana malzeme olmayan şey ne? Sıra sıra gidelim şimdi. Çok tamam. Basit. Olmayan ne? Yufka değil mi? Olmayan evet. Şey yufka. Tamam. O zaman siz bunu bir zorunluluk olarak tutamazsınız. Bakın hanımefendi. Lütfen bitirmeme izin verin. Kendinize yapılmasını şunu istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın hazır Yasin Bey. Hazır yufka olmaz. Yasin Bey i̇stedin, bitirebilir miyim? İstediğin şeflerle konuş. İstediğin nereye araştıracaksan araştır. Bu bir hazır yufkadan olmaz Dilan Hanım lütfen. Bak. Ama bir sinirleniyormuş bir dinleyelim. Sinirlenmeyelim. Evet. Bozdu şimdi korktum ya. Evet. Yok, şiddet eğilimim yok da öyle bir mesaj vermeyelim. Rahatladım biraz. Ana malzemesi yufka değil. O yüzden ana malzeme bir börek olsaydı, börekle ilgili herhangi bir şey olsaydı diyebilirdiniz ki neden el açması? Zaten öyle bir iddiası da yok. El açması yufka içine sarılmış, etli sultan sarması dememiş. Kendisi lezzetine yorum bakmış. Ayrıca geleceğim. Ama siz burada bu yemekte böyle bir beklentiye giremezsiniz. Nasıl? Giremezsiniz. Nasıl beklenti bekliyorsunuz? El açması ben? Olmak zorunda senden diyemezsiniz. Senden bir şey beklemiyor. Senin beklentine laf söylüyor. Ya el açması istedin ya diyor. Bu yemeğin ana malzemesi et diyor. Yufkası da diyor. İçindeki bazı şeyler de hazır. Hazırdı kendi evet, açtım. Evet yufka hazır. İçindeki içerikte. Tamam, İçerikte başka ne hazır? Beyefendi, garnitürü kendi açlamış. Yani bunun orijinalinde iki tür yapabilirsiniz. Bir yufka, iki krep. Bezelye. Bezelye hazır. Marketten ya bezelyeyi nerede yetiştirebilirdim? Yaz, evet. Yani hazır. Yaz meyvesi, nasıl? Sebzesi donu yani. Donu kullanmamış ki taze almış haşlamış değil evet, mi? Evet, evet. Marketten kavanoz bezelyesi bu. Değil kavanoz diyor. Kavanoz bezelyesi evet. Değil. Dondurulmuş bezelye aldım. Havuç, bezelye. Ha dondurulmuş mu? Dondurmuş ama pişmemişti. Ha, sadece tamam. Ayıklanmış olarak düşündüm. Bezelye hazır, yufka hazır. Eti de kasaba mı doğrattın? Evet, kasaba doğrattım. Nasıl kendimi ya? Doğrayayım. Ya bunun kasap doğruyunca ne oluyor? Senin işin bu. Kaçmıyorsun kasaplarda. Ya, Hakan Bey. İyi bir şef. Bakın efendim lütfen evet yani. Evet efendim lütfen. İyi bir şef. İyi bir şef. İyi bir şef. Kasaba et doğratmaz. Etini okay, alır. O zaman ben kendisi şef olmadığıma doğrat. Göre bir problem şef, yok. Şef değilsen burada ne işin var o zaman?
Ya herkes mi şef? Şu anda evet. 5 kişi, Zuhal Hanım'la beraber 6 kişi. Yasin Bey, bir şey söyleyeyim ya. Şef değiliz, çıkalım. Siz böyle, ben şefim diyorsunuz ya, ben şefim gününüzü ben. Çok merak Bütün ediyorum. Bütün Türkiye benim şef olduğumu biliyor, sen daha öğrenemedin beni şef olduğumu. Bir kere ben Türkiye'yi biliyor. Konuşmayın Yasin Bey. Ben uluslararası çalışıyorum. Senle benle konuşabileceğiniz bir samimiyetiniz yok. Bana sen diye hitap etmeyin o yüzden. Pardon efendim, Dilan Hanım buyurun. Şiddetle bekliyorum yani böyle. Merakla bekliyorum gününüzü. Senin gününü bekliyorum. Bu kadar böyle özgüvenli. İntikam mı besliyorsun bana karşı? İntikam beslediğim bir cümlem de intikam yok. Sakin ya. Biraz relax. Tamam, relax yapıyorum da hani böyle söylerken ama sanki böyle imalı tehdit ediyormuş gibi konuşuyorsun. Hayır, imalı tehdit. Seni gününde göreceğim, sana neler falan tamam. Demiyorum. Ben sadece diyorum ki bu kadar ben üstü konuşarak, bu kadar üst perdeden egolu konuşan şeflerin çoğunu biz yemek yapmadan yetiştiremeyen, büyüklük yakan kastamıyorum. Görüyoruz. Büyüklük kastamıyorum. Büyüklük Allah'a mahsustur. Tamam efendim? Yemeğiniz lezzeti güzel dedim. Şehriyen... Ama bir şef şehriye bunun pilavın, orijinalinin nasıl olduğunu şehriye bilir. Şehriye pilavın güzel mi dedim? Güzel. Yorum çok güzel. Güzel mi? Evet, beğendim. Aa, ne güzel. Bak, yedi öldür haklı yeme. Sadece ben demek istiyorum ki bir işin kuralı neyse o kurallara göre gitmek gerekiyor. Bunun özelliği Sultan Kebabı'nın özelliği hamurunu kendine açması lazım. Onu biliyorsunuz. Neden sabırlık yapmıyorsunuz? İnat ediyorum. İnatla söylüyorum. Orijinalinde gerçekten ya krep ya yufka arkadaşlar. Gerçekten ama yufka hep böyle kuru olduğu için ben sizden krep beklerdim. Hayır, krepli deneyebilirdim tabii ki ama ben yufkadan yana şansımı kullanmak istedim. Ya hanımefendi deyin ki bu benim kendi yorumum. Hani bekleme süresini de göz önünde bulundurabilirsek. Bu biraz sert olmuş yufkadan dolayı. Yani bekleme süresini de göz önünde bulundurabilirsek eğer hani el açması gerçekten yok. Ben lezzetine hani bir şey bunu demiyorum. Bunu bile bile kendimi yakmazdım değil mi Yasin Bey? El yani, açması olan, el açması yapılması gereken bir şey yapmadıysam. Her şeyin hazır olmasına rağmen ben lezzetine hiçbir şey diyor muyum? Her şey hazır değil bir Yasin Bey. Bir şey diyor muyum lezzetine hiç? Yasin Bey, el açması sadece istediğiniz yufka ama yufkayla yapılan, bakın şef olduğunuzu iddia ediyorsunuz ve ben size şef olmadığım şef, halde diyorum ki orijinalinde bu yufka ya da kreple yapıyorum. Daha önce yufkayla yaptınız mı yemeği ya da efendim, kreple? Bu yemeği daha önce hiç yapmadım. Hiç yapmadınız. Hiç yapmadım. İlk defa yaptım. İlk defa yaptım. Keşke bir daha önce deneseydiniz. Yufka gerçekten sertleştiriyordu. Hani, bu konuda hak yani veriyorum. Daha önce deneseydim kreple belki ben tercih edebilirdim. Siz bu yemeğin evet. Tamamını ya da birkaçını demosunu yaptınız mı? Hayır. Deneme. Neden? Hayır, yapmadım. Yani şöyle ben evde de yemek yapıyorum genelde ve eşim şey diyor hani ilk yaptığım, ilk defa denediğim şeyler çok çok güzel tutuyor. Bir daha yaptığım zaman o şeyi tutturamıyorum. Mertem Hanım, şunu karıştırıyorsunuz. Biz burada ev ortamında, kendi evimizde tamam, o bu konfor... konuda kendimi güvenebilir miyim? Özür dilerim. O konfor, estağfurullah. O konforda yemek yapmıyoruz ya. Hı-hı. Hani bütün bunları da göz önüne alarak yapmış olmanız gerekmiyor muydu? Ben bile kendi oluşturduğum menü demonstrasyonunu 3 kez yaptım ya. Bravo. Keşke bunu da bir defa deneseydim. Yani. Yani burada birkaç defa denediğimde ben... farklı sonuç ne olabilirdi yani? Mesela yufkayla yiyeceğimi anlayabilirdiniz. Tecrübe de ya, ne demek anlıyorsunuz? Bakın şunu söylemek istiyorum. Bekleme süresinde bu kurumuş olabilir. Çok normal. Tatsızdır. O zaman dedim ki bunun demosunu yapmam gerekiyor. Belki farklı bir şey ama yok. Hani tadıyla alakalı bir yorum alamadım mesela, yani. Mesela burası zaten yanmış. İçi nasıl peki? İç diyorum maddesi. İçi patatesler hani bir de yanma nerede tam olarak? Yufkada diyor Tursun. Yufkada altına ve üstüne yanmış. Zaten kızarmış olan yer sizin burası yanık kızarmış değil. Yanmaya Dursun yakın yani. Bu tarafında var. Yasin Bey. Yasin Bey pardon. Yasin Bey'in... Orası biraz kızardığı i̇şte için öyle söyleyebilirim. Ben de demek istiyorum ki Uğur Bey, özür dilerim. Değil ki bu benim kendi katmış olduğum yorumum değil. Hiçbir yorumum yok. Orijinalini yaptım ben. Teşekkür ederim. Zuhal Hanım gerçekten bir de bize söylerler sporcu yemekten anlamaz falan diye. Ben burada kimsenin yemekten anladığını düşünüyorum. Biri diyor ki yanmış. Neresi yanmış? Bunda yanık falan yok. Benim tabağımdaki yanmış. Bakın. Yasin Bey'le olmuş bakın, olabilir kızarık yani. Kızarık olan yer burası, nasıl yanık? Biraz yani fazla kızarmış. O yüzden, kesinlikle yanık değil o. O yüzden çok fazla sert. Yufka mı o yüzden çok evet, fazla çok sert? Bir şey sorabilir miyim farklı olarak? Beşamel sos yapmışsın değil mi üstüne? Evet. Beşamel sos mu bu? Yoksa bu sadece kaşar mı? Kaşar üzerine erittim. Tamam, bu beşamel sos beşamel değil. Beşamel sos değil. Bu kaşar eritmişsin. Demin beşamel sos da, hayır beşamel sos da pişirdim. Ha. Yufkanın üzerine beşamel sos dökerek pişirdim. Nerede? Nerede beşamel sos? Ben beşamel sos dediğin şey akmasını mı istiyorsunuz? Esamesi okunmuyor. Beşamel sos zaten akar böyle. Hani bıraktığınız zaman yani? Üstüne akacak. Ben de anlayamadım. Beşamel dedi, beşamel göremiyorum. Beşamel olsa belki kaşar erittim diyorsun. Ben de diyecektim ki beşamel varsa beşamel niye bol bol koymadın? Üflemiş galiba yemeğini. Yok, beşamel sos beşamel demiş sadece. Büyük ihtimal. Sadece söylemiş.
Peki devam et Dilan. Lezzeti nasıl? Şöyle Zuhal Hanım, ben Yasin Bey gibi bu işte hazır yufkaydı falan takılmıyorum. Takılmama sebebim ana malzemesinin. Olabilir yufkadan, diyorsun. Evet, olabilir tabii. Kesinlikle tabii. Yan ürün olarak görüyorum bunu. Burada ana malzeme et. Et pişmiş. Hı hı. Ama şimdi sultan kebabı ben daha önce yemedim. Olması gerektiği hali bu mu bilmemekle birlikte. Hı hı. Evet, bezelyeler, havuçlar iyi haşlanmış, güzel. Bir bütünleşme yok bezelye, havuç ve et arasında. Ya ben burada mesela ette daha iyi bir lezzet beklerdim. Özdeşleşmemiş mi? Birbirine geçmemiş mi lezzetler? Sos zaten hiç yok. Sadece bakın haşlanmış bezelye, havuç ve et. Torbalamışsınız bunu böyle. İçine tamam. Sen pişmemiş demiyorum. Sen mı verdin bunu? Tabii. Önce eti pişirdim. Ben pişmemiş demiyorum Meltem Hanım. Kesinlikle yok, pişmiş. Mesela ya etiniz pişmiş. Ya tabii ki bir yemeği pişireceksiniz. Pişmesi evet. Gereken bir yemekse. Sonra bir yemeği getirdim tekrar. Bir tamam. O kadar da eti beraber kendi pişti. Hani yemeğin bir arada yani üç malzemenin bir arada pişmesi bazen özdeşleşmesi anlamına gelmiyor ya hani. Olmamış yani, sosu eksik. Kesinlikle beşamel diyorsunuz. Bunda beşamel yok. Yani bu kaşar eritmeye çalıştığınız bir kaşar. Bu da erimemiş zaten. Bekleme süresine rağmen böyle olmaz. Şehriyenize geleyim. Evet, Tursun Hanım söyledi galiba. Tam kavrulmamış ve inanılmaz fazla suda haşlamışsınız. Bu kadar şişemez. Şehriye pilavı bu kadar şişemez. Bu kadar büyük olmaz. Bakar mısınız? Ben bu gayet, kadar ben büyük gayet olamaz. Güzel gördüm. Gayet hoş gördüm. Yasin Bey zaten sizin bakış açınızda bir problem var o kesin. Yasin Bey zaten sadece etten anlıyor. Başka bir şeyden anlamıyor. Ben bir daha yiyorum. Gayet anladım, güzel olmuş. Anladığını iddia ediyor. Daha kesinlikle hamurlaşmamış. Peki olsun. Şey, meze hakkında da yorum alabilir miyim? Tabii. Hani beraberinde. Meze ile ilgili de şunu söyleyeceğim. Nar mezesi demişsiniz. Hı hı. Burada da tam tersine ana malzeme vurguladığınız şey nar. Tabii. Benim ağzıma ilk gelen, ilk vuran tat lahana. Kırmızı lahana. Hı hı. Bu kırmızı lahana mezesi nar eşliğinde. Hı hı. Yani nar buna eşlik etmiş böyle, yancılık yapmış. Mısır bilmiyorum orijinalinde var mı, olabilir. İşte yoğurt olabilir. Cevizler gerçekten çok iyi. Ceviz normalinde de ağza gelecek kadar. Aslında kırarak attım. Ya, hani evet. Böyle rondodan yani un gibi olacak. Sen kabuğuyla getirseydin bize kırardı diler. Şöyle kolunun arasına çatıp diye. Hani narcı falan mesela burada ayıkladım. Hani tane olarak da almadım. Ama dediği doğru. Şimdi nar mezesi deyince daha çok nar bekliyorduk. Nar... Mor, bu pembe sultan. İşte pancar ve lahana ile yapılan mor salata falan filan derler ya, ona dediği gibi sadece sanki narla süslemişsin. En azından üstüne de koysaydın biraz bir nar görselinde de bir özen, bir sunum görseydik. Genel olarak hiçbir yemek yani sunumda eksiklikler var. Ben hiçbirini özenli görmedim. Ara sıcağı da, çorbayı mesela da, mezeydi. Üzerinde? Bunun üzerinde dedikleri gibi arkadaşlarımın nar olabilir. Okay. Sen beğendin mi lezzetini? Ben beğenmedim. Yani çok karışık lezzetler var, bütünleşmemiş. Evet. Bir yerden mısır tadı geliyor, bir yerden ceviz geliyor ama bir karışımı yok. Ya şu ana kadar yediğiniz hiçbir şey mi hitap etmiyor? Ben sadece hiçbir şey bunun bana hitap sultan kebabının içini beğenir. Beğenir gibi sayılır. Beğenir gibi oldum. Neden? Anladım. Çünkü patatesler gibi. Fazla haşlanmış, ezilmiş. Hı-hı. Yani sebzeler ezik gibi geldi bana. O da beni rahatsız etti. Ama et güzel pişmiş. Etin pişmesini beğendim. Evet, bir de Uğur var yarışmacılarımızdan. Evet, bir de Uğur var. Sıra kendisinde. Uğur. Evet. Şahsen ben ürünü beğendim. Kebabımız güzel ama pilavınızı pek beğenmedim. Çünkü fazla suda haşlanmış. Gördüğünüz gibi. Biraz hamurlaşmış açıkçası. Salatasın, bak sana salatanı... da göstereyim. Bana böyle çok affedersin. Çok topaklar önemli. Geldi. Salatanızda da dediğim gibi bir sunum eksikliği var. Göze hitap etmiyor. Biraz daha nar veyahut da ceviz koymuşsunuz için o cevizleri üstüne atabilirdiniz. Biraz daha şekillendirebilirdiniz. Daha göze hitap ederdi. Daha güzel olurdu. Yani şu anda benim için sadece bu ürün güzel. Çünkü etiniz güzel pişmiş. Etten yana bir problem yok. Benim için bu şu an iyi bir ürün yani. Ben bunu beğendim. Yemeğini beğendim zaten. Ben yemeğini beğendim. Gerçekten hiçbir laf söylemiyorum. Pişirmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz bu konularda kendiniz mesela yaparsanız. Neyi yapabilirim? El becerinizle mesela. Hazırdan kaçınırsanız daha mükemmel Yasin olur. Yasin Bey ben tekrardan söylüyorum. Bir şef değilim. Şef olmasına gerek yok. Yani sen de şef değilsin. Şimdi şeflik başka bir şey, aşçılık yok, başka bir şey, ustalık başka bir şey. Herkesin şeyi farklı kulvarlarda tecrübesi olabilir. Saygımız sonsuz ama şef dediğin şey bambaşka bir açılımı yani, var. Yani Zuhal Hanım ben aşçı değilim. Zaten aşçılık, öyle bir iddian yok. Öyle bir iddiada da bulunmadım. Evet. Yani bu yemekte şart mıdır el açması? Değil, yaparsın yapmazsın. Kreple de yapılabilir. Ben sadece şuna takıldım. Çok fazla kurutmuşsun. Ama tabii ki sabah olur, ayrı ayrı. Hı hı. Ya tabii şimdi kendisi yani derken bir işinde bir kuralı var. Afiyet olsun Zuhal Hanım. Hayır, bu yemekte öyle
böyle bir kural yok. El açma yok. Sulacak diye. Yasin Bey siz kasapsınız kasap. Hanımefendi kasabım, ızgaracıyım, şefim. Hani... Tamam mı? İşin kuralına göre konuşacağız biz burada. Her şey bir yorum. Her şey saçma sapan bir yorum. Yani pişmiş şeye şişmiş diyorlar. Eti güzel ama içindekiler ezilmiş. Pişmiş işte kardeşim. Bu özgüveniniz evet. Umarım sizde patlamaz patladı, Yasin patladı. Bey. Patladı patladı. Patladı mı? Patladı yani siz görmüşsünüz. Şeflik sadece etle olan bir durum değil. Bunu yok, biliyoruz kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle gastronomi uzmanı olman lazım. Tamam sadece bir evet, dünya, et üzerine bir dünya şeflik yok ama. Dünya mutfağı olan kişilere şef denir. Dünya mutfağı değil evet. Mutfak açılımı yok aslında bunu biliyor musunuz? Var var. Öyle dünya bir şey yok. Var var. Hayır yok. Var ki, dünya kardeşim. Mutfağını o zaman bir anlatın bize bakalım nasıl bir oldu dünya, mutfağı. Dünya mutfağını siz daha bilmediğinizden dolayı. Tamam bilgilendirin beni. Bütün, bilgilendirin beni. Bütün kültürlerin yemeklerini bilmen gerekiyor. Tamam o zaman siz o zaman gününüzde bizi bir Asya'dan yapın, bir İtalya'dan yapın o zaman. Benim gülüm, Türkiye'den yapın. Benim gülüm geldi ama ben Erzurumluyum. Erzurum'u temsil edeceğim. Erzurum. Şef olduğunu söylüyor ama gerçekten özellikle onun gününde hem mutfağa gireceğim hem de şef yemeklerini göreceğim. Şef genellikle belirli bir mutfağa odaklanan, yemek hazırlamanın tüm yönlerinde uzman, eğitimli, profesyonel bir aşçı ve esnaftır. Şef kelimesi bir mutfağın yöneticisi olan chef de cuisine Fransızca telaffuz edilmesi gerekiyor. Çünkü Fransızca bir kelime. Tabii tabii. Teriminden türetilmiştir. Aynı zamanda da tabii ki yani mutfak şefi, yani bizde çok karıştırılıyor bu. Mutfak şefi, aşçı, usta. Alaylı, eğitimli yani o kadar şey ki ama şef olması için tabii ki bir mutfağı yönetiyorsun o ayrı. Evet. Çalışanların var sen evet, senin evet. İşletmende. Evet. O da bambaşka bir şey tabii ki ama eğitimin var mı? Eğitimim var tabii ki ben çekirdekte yetişmeyeyim evet. Ben bulaşıkçılıktan geldim. Aynen alaylı oluyor Yasin Bey. İşte Yasin Bey. Evet bulaşıkçılıktan gelmeyin. Yasin Bey siz komple bir kavram karmaşası yaşıyorsunuz ben, anladığım kadarıyla. Bakın efendim ben hayatın bütün süzgeçlerinden geçmiş bir insanım. Her şeyi hayatın bütün süzgeçlerinden geçmişim. Bütün el becerimle, bütün yeteneklerimle ben buradayım. Siz niye böyle siz sürekli bana hak vereceksiniz efendim. Ulusa sesleniş yapar gibi konuşuyorsunuz? Ben böyle mi efendim? Beni böyle kabul edin. Saygı duyun lütfen. Birisinin yetiştirmesini eğitim zannediyor. Herkesin kuru dediği, işte ne bileyim bir şey söylediği yemeği siz çok beğendiniz. Çok beğendim. Eğer bu puanınıza yansımazsa sizde çok ciddi bir problem ararım bakalım, ben Yasin göreceğiz. Bey. Ben daha çok tatlısını evet. Merak ediyorum. Acaba şimdi nasıl bir tatlı yapacak Yasin evet. Bey? Yasin'in tatlısını merak ediyorsun. Evet. Nasıl bak bir tatlı şimdi, olacak? Sürpriz. Şef deyince mutfak şefi, misafirler için tatmin edici bir mutfak deneyimi sunması, beklenen mutfak şefinin mesleki sorumlulukları şunlar: yiyecek ve malzemenin tazeliğini kontrol etmek, aşçıları denetlemek, koordine etmek, gerektiğinde mutfak çalışanlarına yardımcı olmak, tarifler evet. Geliştirmek, yiyeceklerin nasıl sunulacağını belirlemek, menüleri planlamak ve porsiyon boyutlarına karar vermek, temizlik ve işlevsellik için malzemeleri, ekipman ve çalışma alanlarını kontrol etmek. Aşçı ve diğer mutfak çalışanlarını işe almak, eğitmek, denetlemek, yiyecek ve malzemelerinin envanterini tutmak, sipariş vermek, muhafaza etmek, konuklarına olumlu bir deneyim yaşamalarını sağlamak için yemek pişirme trendlerini takip etmek, düğün, parti, ziyafet gibi özel günler için menüleri planlamak üzere müşterilerle iletişim kurmak, mutfak güvenlik standartlarını takip etmek, iş arkadaşları arasında işbirliği ve saygı olanları ortamını teşvik etmek. Tam benden bahsediyor. Yani mutfak şefi olmak için şey. Üniversiteleri 4 yıllık eğitim veren gastronomi ve mutfak sanatları bölümünden lisans derecesiyle mezun olmak şartı bulunmaktadır. Ayrıca farklı lisans bölümünden mezun olup mesleğe karşı ilgisi bulunan kişiler için yurt içi ve yurt dışında mutfak akademisi sertifika eğitimleri vermektedir. Şimdi Zuhal Hanım biz Yasin Bey'e desek ki de, sizde bunların hangisi var? Hepsi var diyeceğim. Yalnız tabii ki o da bir mutfak işletiyor. Evet. Çalışanlarına denetliyor, eğitim veriyordur herhalde kendi kesinlikle. Alanında. Değil mi? Envanterleri, giriş çıkışları. Ama sizin yaptığınız nasıl biliyor musun? Belediyenin parkında her sabah yürüyüş yapan teyzeler Süreyya Ayhan mı alıyor Yasin Bey? Nasıl ki böyle yani? Örnek. Bakın gerçekten. Efendim. Bakın hanımefendi. Ben yıllarımı vermişim. Gerektiğinde stajda tecrübeye veriyorum. Tecrübeye saygı sonsuz o ayrı. Evet. Emekçi yani insanlara. Bir kere emeğimi yabana atamazsınız. Atmıyorum. Ben atmıyorum. Yıllardır bu işe emek vermişim. Biz çalışmışım. De attırtmayız Yasin'cim. Evet. Orada sıkıntı yok. Gerçekten. Başka bir şeyden bahsediyoruz burada. Evet. Terimler karışıyor bazen ama tabii yok. Ki sen de kendi alanında bir şefliğin vardır o ayrı. Tabii ki. Herkesin sadece merak ettiğinde bir eğitimin var. Alaylı olmak bambaşka bir şey zaten. Mehmet Şef de şef mesela. Yasin Bey de şefse şef yani. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var hanımefendi bunu unutmayınız. Bunu unutmayınız. Tamam. Her yiğidin kendine göre bir yoğurt yiyişi. Şey bana galiba hafta boyunca Yasin Bey hafta boyunca bana böyle deyimlerle atasözleriyle cevap verecek anladığım kadarıyla. Ne güzel işte. Bilgi sahibi oluyorsunuz benden. Hepimizin ben edebiyat öğretmeniyim Yasin Bey. Ben edebiyat öğretmeniyim. Bana 40, bana bir cümle öğretene 40 kölesi olurum. Mefailetü, failetü, failün. Lütfen. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki bana bir
Bana bir cümle öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyor. O apayrı bir şey tabii ki. Hepimizin birbirimizden öğrenecek birçok şey var. Ben de sizden bir şey öğreneceğim. Ben de Uğur Bey'den, Zuhal Hanım'dan... Bak, spora bir başlangıç yapmışsın. Belki tekrar teşvik eder seni, tekrar başlarsın. Neden olmasın? Neden olmasın? Hayat bizim için. Yasin Bey, öğrencim olun. Ben mesleğimde iyiyim yani. Ne söylüyorsam oyum hani. Sen eğitiyor musun vücut geliştirme alanında? Tabii ben spor eğitmeniyim şu an. Evet, çok güzel. Ben uzun zaman edebiyat öğretmenliğiyle yürüttüm, yoruldum artık. Tabii zor. Şimdi sadece spor eğitmeni ve milli sporcu yarışmacı olarak devam Kadınların ediyorum. Kadınların ilgisi bayağı var değil mi vücut geliştirmeye? Hayır, son dönemde fitness'a yönelik ilgi var o ama ayrı. Genelde şundan korkuyorlar işte, ben böyle olmak istemiyorum diyor. Hmm. Yani hemen böyle bir kiloyu kaldırınca bizim gibi olacağını düşünüyor tabii. Nerede? Keşke öyle olsa yani, ben sadece bir kiloyla çalışırdım. Ben 600 kilo ağırlığın altına giriyorum Yasin Bey. Siz kaç kilonun altına giriyorsunuz? Ben korktum sizden. 600 kilo diyor. Adam alır Yasin şunu. Seni böyle alıp hop. Ya kesinlikle, o yüzden... Bana yaklaşmayın. 600 kilo. Tabii şimdi burada bir başka bir personal trainer var. Evet. Kendi vücut ağırlığında da çalıştırdığın öğrenci. Kardiyo başka bir şey, vücut evet. geliştirme başka bir şey. Ya benim branşım biraz daha farklı. Ben bisiklet, koşu. Spinning falan. Yok, spinning değil benimki. Yaptın. Dışarıda. Ha, sen dışarıda, tabii. Doğada. Doğada değil. Normal yol antrenmanları yapıyoruz Eğitimin biz. Eğitimin var tabii ki değil tabii mi? Tabii ki de, aynen öyle. Spor akademisi mi? Hayır. Hmm. Ben dışarıdan bir şekilde bu konuyu hallettim. Hallettim. Evet, bir konu nasıl hallettin? Var. Nasıl hallettin Zuhur Bey? Hallediyorum ben. Bunun dışarıdan halledilebileceği, ben şimdi böyle halka da yanlış bilgilendirmeyeyim. Tek bir yöntem var Zuhal Hanım. Evet. Federasyonumuz Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı olarak sizi sınava ve eğitime alır. Tabii. 6 ay boyunca bu şekilde ancak halledebilirsiniz. Evet, ben de zaten o şekilde hallettim. O zaman bunu böyle açıklayayım da. Lisanslı oluyor değil mi hanımefendi? Lisanslı oluyor. Evet, lisanslıyım ben lisanslı zaten. Değil, belgeli oluyor. Lisanslı ben üniversite oluyor yani. Benim, 4 sene. Benim iki çocuğum tekvandoya gidiyorlar şu anda. Aa, ne güzel. Bir kızım, bir oğlum. İkisi de tekvandoya gidiyor. Kız da tekvandoya gidiyor. Evet. Aa, ne güzel. Çocuklara spor aşkını vermek lazım. İçlerini Zuhal işletmek Hanım, lazım. Evet. Teşvik etmek lazım. Kesinlikle. Ve de varsa çocuğunuzda bir eğilim, bir yönelim. Orada da destek olmak lazım. Bu arada parmak neydi? Lokmalık tiramisu. Lokmalık tiramisu. Bir lokma ama sunumu 15 dakika Zuhal Hanım, çocuklarımızın, genelde buna bu bilgiyi de vereyim. Çocuklarımızın istekleri doğrultusunda çocuklarımıza belirli şeyler vermemiz gerekiyor. Bilir kişiler aracılığıyla. Mesela uzmanlar aracılığıyla. Mesela senin çocuğun örneğin sporu sevmiyor. Sen onu bir baba, bir anne olarak bunun farkındasın. Veya bir çocuğun seviyor. Hani hangi çocuk, hangi meslek grubuna uygunsa, hangi meslek grubuna uyumluysa, ona göre çocuğu o şekilde... Çocuğun da istekli olma. Sen çocuğu al zorla, istemediği olmaz bir spor yani. Dalında yani verim alamazsınız. Çocuk da devam etmez zaten. Sevdiği bir şey yapsın ki severek yaparsa. Bugün ikinci kez size yine üzülerek katılıyorum Yasin Bey. Yani katıldığınız ikinci konu oldu. Teşekkür ederim. Evet, bu arada lokmalık tiramisularımız geldi. Sunumcici gözüküyor ama burada değil mi? Üzerinde sunum sosu falan. Hani ben bir yorumlayabilirim bunu. Ben beğendim tatlınızı. Sunumu güzel, şık, gayet... Güzel duruyor. Lezzeti, kahve tadı falan nasıl? Evet, kahve tadı gayet iyi geliyor. Sosunuz gayet güzel. Hani ben beğendim tatlınızı açıkçası. Ne güzel abi. Elinize sağlık, güzel olmuş. Tursun, senden ne haber? Ben genel olarak beğendim ama hafif bir acılık var. Kahve biraz fazla mı kaçmış? Böyle hangi kahve? Nasıl bir kahve tadı alıyorsunuz peki? Granül tahta kahve tadı mı alıyorsun? Ne tahta? Granül kahve mi, Türk kahvesi mi? Ya da farklı bir kahve? Filtre kahve, espresso? Granül kahve alırım. Granül kahve. Ben bir double espresso alırım. Güzel de gider. Hatta Zuhal Hanım, bunun içerisine normalde espresso giriyor. Ama ben çok ağır olacağını düşündüğüm için herkese hitap edebilecek bir tadı yok yani. Hepimiz Türk kahvesi içiyoruz ama o daha farklı, daha ağır bir şey olduğu için değişik şeyler kullanıyorum. Granül kahveyi tercih ettim ama granül kahveyi oranını çok tutmadım aslında. Burada belki hani kakao tadı daha çok geliyor deseydiniz daha çok inanırdım. Çünkü kakaoyu direkt buladığım bir şeydi. Hani ben de yedim ama hani diğer arkadaşlarımızın yorumu ne olacak? Dilan'ın yorumunu da duyalım. Ben önce bir şey sormak istiyorum. Bunun normal sunumunda Meltem Hanım, çok biliyorsunuz ben tatlı sporcu olduğum için uzağım. Yani en uzak olduğum şeylerden biri. Altında bir bisküvi gibi bir şey ya da kedi dili miydi? İçerisinde zaten bu toplar kedi ettiniz, dili. Blend mi ettiniz? Tamam, onu öğrenmek istedim. Top haline getirmiş. Bence menüdeki en iyi şey buydu. Net söyleyebilirim. Sunumuyla, lezzetiyle, tadıyla, yani oranıyla, şeker oranıyla çok başarılı olmuş. Gerçekten bence söylenecek hiçbir şey yok. Çok güzel olmuş. Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Gayet güzel. Yani kahve rahatsız etmedi yani. Beğendi, iki top kalmış.
Yasin Bey, yiyin, evet. Çekinmeyin İki top. Lütfen. Yok yok. Şeker biraz sınırda, o yüzden yoksa hepsini yiyecektim. Beğendin mi? Elle koluna sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten çok güzel mükemmel, olmuş. Mükemmel harika. Olsun. Harika. Aynen. Vallahi mükemmel bayıldım. Edin. Ben de bayıldım. Çok güzel. Evet. Tam bir tiramisu. Sunum da güzel. Şeyi tadı yani da aldım. Yani tiramisu tadı kahve basma olması çok güzel. Gereken bir şey. Gayet zaten. Güzel olmuş. Sunumu da güzel. Ellerine sağlık afiyet diyoruz. Afiyet olsun. Güzel olmuş. Evet. Yani Meryem Hanım, özür dilerim. Demek tabii istediğim ki şu. Bak ne kadar yani adaletli davranıyoruz. İyiye iyi demeyi biliyoruz. Ne güzel. Tabii ki. Eleştireceğimiz şeyleri de eleştirmeyi bilmemiz gerekiyor. Bir de ne yapıyoruz? Açık oylamaya geçiyoruz. Haftanın ilk açık oylaması için hazırız. Öncelikle yani Tursun Hanım'ın kesinlikle düzgün puan vereceğini düşünmüyorum. Belki en düşüğü verecek. Çünkü diğer arkadaşımız tiramisu'yu beğendiği halde böyle yüz ifadesi değişti. Vermeyeceği çok belli. Menümde hak ettiğim puan da en az 7 bekliyorum. Adaletsiz davranırlarsa onların da gününün olduğunu hatırlatacağım. Onlar da burada o sürede yarışacaklar. Hepsinden yemeği bitirmesini bekleyeceğim. Hepsinden böyle bir menü çıkarmasını bekleyeceğim. Ve hepsinin de düzgün olmasını bekleyeceğim. Ki ben menümle kıyaslayabileyim. Evet, yeni haftanın ilk açık oylamasına geldik bile. Bugün yarışan sevgili Meltem'in masasında bir eksiği yoktu. Melis'in de tam olarak çıkarmıştı. Servis sürelerini de aşmadığı için ne yapıyoruz? Ona 3'ten başlayarak puan veriyoruz. Evet. 10'a kadar yolu var tabii ki beğendiğiniz yemeklere göre. Ben tabii ki yine size menüsünü hatırlatacağım. Her gün sizden hakkaniyetli ve adil puanlar bekliyoruz. Eksiksiz çıkaran yarışmacılar için tabii ki. Şimdi sizler ne yapıyorsunuz? Tahtalarınızı açıyorsunuz, kalemlerinizi birbirinize bakmadan sadece kendi önünüzle ilgilenerek lütfen puanlarınızı yazmaya, düşünmeye başlayın. Ben de menüyü hatırlatayım. Buyursunlar Yasin, aç sen de. Evet, ilk olarak yaz tarhanasıyla başladık haftaya. Ara yemek olarak fellah köfte getirdi bize Meltem. Ana yemeği sultan kebabıydı. Ona arpa şehriyeli pilavı eşlik etti. Yanında nar mezesi vardı ana yemeğinin. Son olarak da lokmalık tiramisu yedik. Ve de ona göre de puanlarımızı verdik, yazdık gördüğüm kadarıyla. Değiştirmek isteyen var mı puanını? Hayır. Ay şunu beğenmiştim, bunu beğenmemiştim diyen. Hayır. Herkes emin mi? Evet. Sonra ay ilk gündü, pazartesiydi, şuydu, heyecan oldu, tanımıyorduk, şuydu, buydu, fazla verdim, eksik verdimler olmasın. Evet. Ben hakkaniyetten ayrılmam. Ne güzel. Herkes tamam galiba. Evet, ben de eminim. Peki. O zaman yarışmacıya dönüyorum ha. Bak, sonrası için çok geç olabilir puan değiştirme olayı olmaz. Peki, sana döndüm Meltem. Kaç puan bekliyorsun bu yemeklere, yorumlara? Zoran Hanım, yemeklere baktığımda ve yenilmesine baktığımda yorumlara 6-7 en aşağı beklediğim puan. Özellikle tatlıyı ve ana yemeğin etini çok beğendiler. Bence bir menüdeki en önemli şey, yani bir yerde yediğimizde de ana yemeğe çok dikkat ediyoruz. Nasıl pişmiş, işte iyi mi, tadı, tuzu falan. Çoğu da beğendi. Tatlıyı çok beğendi. Bakalım. Hepsi. Puanlar da öyle mi olacak? Aynen, İlk olarak da haftaya Uğur'un puanıyla başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet Uğur. Aç ve söyle lütfen bize yüksek sesle. Benim puanım Meltem Hanım'a 5 puan veriyorum. Neye 5 mesela? Kapatabilirsin. Evet. 5 puan vermemin sebebi tamamen birincisi ana yemeğinizin içeriği gayet iyiydi. Hı hı. Ve tatlınızı beğendim. Birer puan olarak dağıttın herhalde. Birer puan olarak dağıttım, aynen öyle. Çorbanızdaki ekşilik vardı zaten. Fellah köftenizdeki limon olayı. Ama ana yemeği beğendiğinizi söyleyenlerdendiniz. Ana yemeğinizin içeriğini beğendim yalnız. İçerik bakın, dediğiniz. Ana yemeğinizin içini beğendim. İçerik güzelse yemek de pilavınız, güzeldir. Pilavınız gayet olmamıştı. Gayet olmamıştı yani. Yapış yapıştı çünkü biliyorsunuz. Salatanızı zaten beğenmedim sunumdan dolayı. Sadece yemeğinizin içeriği, etinizin pişmesi. Tamam, içeriği dediğinizde yemek pişmiş ve yufkanız, güzel demek değil midir? Tamam, zaten ben de ona göre puanımı verdim. Yani bir puan mı ana yemek? Ya ben birer düşünerek o şekilde verdim tatlınıza ve sadece bir tane yemeğinize puan verdim. Onu da bir olarak düşündüm. Bir olarak düşündüm. Aynen öyle. Bir verdim yani. 6 yemek çeşidi bir menü çıkarttım. Her birine bir puan verdiğinizde kaç puan oluyor? Onu ben de şu an hesaplamadım açıkçası. Adaletli tamam. Bir puan yani, verdim. Yani her yemeğe birer puan. 6 tane varsa zaten 3 puan siz veriyorsunuz. 9. Ben adaletli bir puan verdiğinizi bir saniye devam etmek durumundayız Dilan'ın puanıyla. Evet Dilan,
Bakalım sen kaç puan vermişsin? Duyalım. 5 puan veriyorum. Bir 5 daha geldi. Hemen anlatabilirim. Anlat kısaca. Çorbanızı zaten beğenmedim. Olmamıştı. Sıkıntıları anlattım. Tekrar tekrar böyle... Neye puan verdin 2 puan? Tatlıya. Yani tatlı. Bence bu arada tatlıyı beğendim. Ana yemeği beğendim cümlesi, ifadesi ağzımızdan çıkıyorsa bunun ederi bir değil. Ama her birinin ederi bir, evet. 2 saniye lütfen. Ben beğendim demedim. Ona da geleceğim. Özdeşleşmemiş dedim. Olmamış. Yani evet ayrı ayrı koymuşsunuz ama dedim. Etinizin içinde bir bütün güzel değil dediniz. Evet. Pişmiş dedim. Ama hani lezzet böyle bir şey değil dedim. Tamam. Hani beğendim demedim kesinlikle. Ya sen sadece anladığım kadarıyla tiramisu yapar. Sadece tiramisu beğendim. Yani zaten felahla ilgili söyleyeceğimi... Peki yerken... ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Pardon kusura bakmayın. Yani. Tatlı 2 puansa yemek ona yemeğe pek kaç puan verilmesi gerekiyor? Vermemiş galiba. Vermedi. Sadece tatlı 2 puan mı yani? Hiçbir emek yok. Geri kalan her şey yok. Ben adaletsiz mi oldum şu anda? Ben size adaletsiz demedim. Düşünmüyorum. Söyleyeyim Uğur Bey, ben size neden sordum? Teşekkür ederim. Beğendim diyorsunuz. Şimdi beğendim bir ifade yani, beğendim evet, demek. Evet, ben açıklamamı yapıyorum. Bak aynı şeyi siz de söylediniz. Yok ben ana pişmiş yemeğin, dedim. Ana yemeğin pişmesini, içindeki etin tamam. Pişmesini ama beğendiğinizi pişmesi söylediniz. Ama pişmesi lezzetli olduğu anlamına gelmez, özdeşleşmesi tamam. Gerekir dedim. Peki. Devam edeceğiz Yasin'in puanıyla. Evet, ben puanımı veriyorum. Veriyorum. Verdin, göstereceksin ama beklemen gerekiyor Yasin'im. Evet Yasin, evet. Şimdi hadi göster, Türkiye rahat nefes alsın. Benim puanım 7. Oo, Yasin'e bak. Evet, benim puanım 7. Kapat. Neden puanım 7? Onu neden? Söyleyeceğim. Söyle. Sonuçta her şeye rağmen bir emek vardı burada, evet. O emeğe bir kere saygım var, o bir. O başka. Ben ona puan vermedim. Emek zaten karşısında. Size mi? Onu biz veriyoruz 3 puan. Evet. Evet. Yemek puanı evet, olarak düşündüğümüzde... Evet, gerçekten ben, söyleyin ya. Neye verdiniz? Ben yanında daha demin bana arkadaşlar bu da adaletsizdir ya. Sen kesinlikle. Niye verdin? Merak ediyorum şu anda. Ana yemeği beğendin. Etleri pişmişti. Efendime söyleyeyim, içindeki özdeşmiş yemekleri yani şey bezelyesi, patatesi her şey dört dörtlüktü. 3 puan beğendim. O yemeğine verdim. 3 puan. Evet, kesinlikle. Ben beğendim, bitirecektim. Utandım, yemedim. Afiyet olsun. Tam da ye ya, yemek için geldim. Tatlısına da 2 puan verdim. Ne etti? Size 7 puan. Evet. 8 eder Yasin Bey bu hesabı. Yok. Ben 7 puan yapıyorum. 3'ün üzerine hesapladım ya. 3, 5. 7 yaptım. 2 de onun için 7 puan. Ya 3'e 5'e bakmayın. Yok, ben 7 puan verdim. Senin oyun taktiğin 3, 5, 2. Bana göre ben hakkını verdiğimi düşündüm. Sen bekliyor muydun Yasin'den? Yani dedi. Yasin Bey'den şöyle bekliyordum. Tarhana değil dedi. Fellak köftesi bu nedir dedi. Söylemlerle bir saniye nar mezesini çok fena yedin. Bundan bir saniye dur, nar mezesini hiç beğenmedin. Ya ama ana yemek şimdi tatlıyı şöyle, çok beğendiği için. Evet. Olabilir gerçekten olabilir. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim yani. Doğru ama sen yoğurdu yemek yiyerek 7 puan mı aldı? Ya ben de şöyle yoğurt yapacağım. Ekşili yoğurt yaparsak yüksek evet, puan alırız. Ekşili yoğurt yapacağım ben. Size. Ben doğru doğrudur, yanlış yanlışsa bana göre. Ben... Bak şimdi onu de. Şimdi evet. Şöyle bir şey oluştu. Yoğurtlu menü hazırlıyorum size. Sarımsaklı yoğurt, ekşili yoğurt. Severim. Çeşitli. işte çeşitli yoğurt yapacağım. Yalnız ben beyefendinin önüne direkt sarımsaklı ekşili yoğurt çıkartmadım. Yasin Bey size bir şey sorabilir miyim? O zaman sizin için şunun hiçbir önemi yok. Menünün bütünlüğü, diğer yancı ürün. Ürünlerin menüyle uyumu kesinlikle var canım. Ben eğer ama şimdi bak diğer yarışmacılar da senden yüksek puan bekleyecekler. Ha. Evet aynen öyle Yasin Bey. Bakalım bunu. Ver. Bu haftanın en yüksek puanlarını sen ver Yasin. Türkiye seni kendim, çok sevecek. Kendim kaybetmeyi göze bile alsam hak edene hakkını veririm. Bravo. İnşallah. İnşallah. Kaybetmeyi bile göze alsam. Size de inşallah diyebilseydim. İnşallah. Ama bak. Demek ki Yasin. Ana yemek hakkında yorumlar iyi. Bol puanlı bir yarışmacı. Peki. Son puana geliyoruz, o da Tursun'dan gelecek. Tabii ki adalet hepimize lazım. Evet Tursun'cum, senin de puanını öğrenelim, bu işi bitirelim. Benim puanım 5 Zuhal Hanım. Ana yemek beğenmedim. Çorbayı beğenmedim. Ara sıcağı beğenmedim. Söyledim zaten. Ana yemeği de beğenmedim. Pilavınızı da beğenmedim. Haşlama gibiydi. Tatlıya mı verdin sen? Sadece 2 puan tatlıya verdim. Onda da biraz acılık vardı. Ha, ama yine de güzeldi. Güzeldi. Evet. Zuhal Hanım efendim? Aslında Tursun Hanım hiçbir şeyi beğenmedi. Tatlıda da aslında bir pürüz buldu. Ona rağmen diğer 2 yarışmacıyla aynı puanı vermesi... Değil mi? Enteresan. Yani nasıl olabiliyor?
Yani o beni birazcık şey yapıyor yani. Evet, değişik bir açık oylama oldu. Bakalım yarın neler olacak, evet, göreceğiz. Evet. Bilemiyoruz ki kısmet, yarın kim yarışacak. Gün. Bilmiyoruz, büyük gün. Yarın hiç büyük belli gün olmaz. Bakalım Yasin mi yarışacak, Uğur mu? Hadi bu da, evet, sürpriz olsun. Bu da sürpriz olsun. Hadi bakalım bu da sürpriz olsun. Eline emeğe, evet, sağlık Merdan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar.